Sevgili izleyiciler, günaydın. Tarihler 13 Kasım'ı, günler çarşambayı göstermekte ve TV2'de yeni gün programı başladı. 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gün hayatı haberleri, memlekette neler oluyor, neler bitiyor, Türkiye'nin gündeminde neler var, neler yok, bunları konuşacağız. Bizlere WhatsApp ihbar hattından telefonlarımız aracılığıyla ulaşabileceksiniz. WhatsApp ihbar hattımız 0546-452-0222. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin gündeminde şu anda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika yapacağı ziyaret vardı. Dün akşam saat 22.30'da Sayın Erdoğan Amerika'ya ziyaret için ulaştı ve bakalım bundan sonra bu akşam itibariyle, yine bu akşam 22.30-23 itibariyle Amerika'dan nasıl bir izlenim, nasıl bir görünüm gelecek? İşte Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitmeden önce önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde FETÖ meselesi ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır ifadelerini kullandı. Sayın Trump'la gündemimizde yer alan tüm konuları ayrıntılı ve samimi bir biçimde görüşeceğimize inanıyorum. Ziyaret vesilesiyle terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konularını, askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi, ayrıca ekonomik ve ticari münasebetlerimizi de ele alma fırsatımız olacak. Biliyorsunuz Sayın Trump'la ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini koymuştuk. Bu hedefe ulaşmak amacıyla atılacak adımlar ile yapılan çalışmaları da görüşmemizde değerlendirme imkanı bulacağız. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde yapacağımız toplantıyı bu bakımdan son derece önemsiyorum. Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle gerçekleştireceğimiz istişareler, ülkemize yönelik propagandaların arttığı bu günlerde inşallah gerçeklerin anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. FETÖ terör örgütü meselesi de yine ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. 15 Temmuz gecesi demokrasimize saldıran, 251 insanımızı şehit eden, 2193 kardeşimizi, evladımızı gazi olarak bugünlerde yine kendileriyle birlikte yaşam sürdürdüğümüz, ailelerinin aynı şekilde bu yaşamı devam ettirdiği kardeşlerimizin durumu da bu yapıyla mücadele konusundaki beklentilerimizi bir kez daha ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık. Atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız dedi. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ'lıyı şu anda cezaevlerinde bulunduran ve aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye'ye karşı bir defa takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bak, daha önce söyledim. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz. Bu kapılar açılır. Bu DEAŞ'lar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Günaydın mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. TV2'de yeni gün programı başladı. Gün gerçekten çok güzel aydı, başladı. Dışarıda çok keyifli bir hava var. Arka ekrandan şu anda ordunun canlı şehir merkezindeki trafiğini görmektesiniz. Zaman zaman ilçelerimizden de görüntüleri izlettiriyoruz ki gurbette bizi izleyen dostlarımıza, izleyicilerimize memleketten şu an itibariyle ordu manzaralarını aktaralım istiyoruz. Tekirdağ'a selam olsun diyelim. Sevgili Fahrican, günaydın, teşekkür ediyoruz, sağ ol. Tekirdağ'dan güzel ordumuza selamlar demiş. Buradan bir selam, Turna Suyu'ndan Hayriye Hanım, size de günaydın. Ve tabii ki olmazsa olmazımız Çatalpınar'dan sevgili dostumuz, kardeşimiz Cemal'e de, Cemal Genç'e de günaydın diyelim.
Nihat Bey Almanya'da diyor ki Almanya Münih'ten günaydınlar, Perşembe ilçemize selamlar. Hazırsız Perşembe ilçemize selamlar demişken bakın dördüncü haberle devam edelim. Özür dilerim, beşinci haber Sefat, rica ediyorum. Bu Yason burnuna yapılması düşünülen otel mevzu çok sosyal medyada tartışılmaya başlanınca sevgili Mustafa Sayın Tan Doğan dün bir açıklama yapmak ve konuyu kamuoyuna bilgilendirmek durumunda kaldı. O haberimizi biz izleyelim. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tan Doğan, Yason burnuna otel yapılacağı söylemlerine yanıt verdi. Tan Doğan TV52 habere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Tan Doğan yapılacak otelin Yason burnuna zarar vermeyeceğini belirtti. Bu otel Yason burnunun ne doğasına ne şu andaki bulunduğu konuma aykırı bir şey yapmıyoruz. Yani Yason burnu birinci derecede doğal sit, ikinci derecede arkeolojik alan olduğu için biz buralara dokunamıyoruz. Yapılacak otel yolun üst tarafında ve yoldan 200 metre üst kesimde yukarıda, tamamen Turizm Bakanlığı onaylı ve herhangi bir böyle bir şey değil. Yani tamamen yasal koşullarda yatay mimariyle düşünülmüş butik bir otel. Ben bunun için de orayı yapan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi keşfettiler. Biz bu bölgede ne yapabiliriz dediğimiz zaman turizmi yapabiliriz diyoruz. Yani bu bölge gerçekten bir turizm bölgesi olabilir. Biz çok büyük böyle bir devasa oteller şunlar bunlar yapmıyoruz ama insanların geldiği zaman temiz, ferah, konaklayabileceği, kalabileceği yerleri yapmaya çalışıyoruz. İşte buna da başladık. Bir iki tane daha projeler var. Geliyor. Şunu da algılanmasınlar. Şu anda bu konuda da yani acımasız böyle saldırılar oluyor bize. Yani işte bunu niye yapıyorsun, şunu niye yapıyorsun? Ya gelsinler, doğrusunu bizden öğrensinler. Özellikle bu son zamanlarda sosyal medyada yani bunu çok kullanıyorlar. Ama şunu söyleyeyim, yani onlar sadece laf olsun diye konuşuyor. Ya bizi tanımıyor, ya yaptıklarımızdan bilgileri yok. Sadece yüzeysel olarak ya beni sevmiyorlar ya siyasal görüşten dolayı bize saldırıya geçiyorlar ama inanın ben onlara zavallı diyorum. Çünkü bir konuyu bilmeden, araştırmadan ya bunları böyle yazmak, çizmek çok hoş değil, doğru da değil. Buyursunlar, gelsinler bizden arasında. Biz de onlar kadar bu çevreyi, doğayı seviyoruz. Çünkü burada yaşıyoruz. Ömrümüzün bundan sonra kalan kısmı da burada geçecek inşallah. Vallahi ben sevgili Mustafa Sayım Tan Doğan'ı seviyorum insan olarak ama o politika dilini biraz daha yumuşatmasını rica ediyorum sevgili Mustafa Başkan. Dün meclis toplantı salonunda karşılaştı kendisiyle ama bir yoğunluğu vardı. Hatta geçtiğimiz hafta sosyal medyada bu haber çıktıktan sonra aynen şu ifadeleri kullandığımızı da kendisine iletelim. Mutlaka eleştiriler olacaktır. Ben bunu tüm belediye başkanlarımıza ve bakın sosyal medyanın diliyle yapılan algı olabilir, bilgi kirliliği olabilir. Politikacıların burada biraz daha sinirlerinin çelik olması gerekiyor. Kusura bakmayın, o makamlara gelen dostlarımızın, arkadaşlarımızın en azından şurada cevap verirken beni sevmiyorlar. Yok, sizi seviyoruz sevgili başkan. Doğayı da çok seviyoruz. Tabiatı da çok seviyoruz. Çevreyle ilgili ranta, talana dayalı olan uygulamalarda da bu tabii Perşembe için, Mustafa Başkan için söylediğim bir şey değil. Toplum olarak bir artı hassasiyetimiz oldu. Çok fazla istismar edildi. Nitekim o haberi sosyal medyadan duyulunca aynen şu ifadeleri kullandık. Mutlaka bunda bir bilgi eksikliği vardır. Sevgili Mustafa Başkan da zaten bizler için değil. Bunu sosyal medyada biraz daha böyle üst perdeden anlatan dostlar, arkadaşlar için söylemiş. Perşembe hassas bir nokta. Perşembeliler hassas insanlar. Ama sadece Perşembeliler değil, Fatsalı da hassas. Fatsalı da çevresine, doğasına zarar verilen birçok konuyu duyarlılık gösterebiliyor. Ünye aynı şekilde öyle. Hani bakın bir dönem ordunun çeşitli noktalarına çöp dökülme tartışması olduğunda anımsayınız. Herkes bulundukları yörelere, köylerine, kasabalarına, ırmaklarına sahip çıktılar. HES meselesi de yine gündemimizde.
Bugün Turna Suyu Vadisi'ne yapılmak istenen HES'ler şu anda Turna Suyluları çok huzursuz etmekte. Konuyu da gündemimizden düşürmeyeceğiz. Ahmet Özdamar, günaydın, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Özkan Tirkil, günaydın abi demiş, hayırlı yayınlar. Size de günaydın efendim. Ve sevgili Şener Kuvancı İstanbul'dan günaydın, iyi yayınlar Akın Bey demiş, teşekkür ediyoruz. Halise Tatar Duyar, size de günaydın efendim, çok teşekkür ediyoruz. Resul Emrah Bilgin, günaydın Akın Bey, selam ve sevgiler, saygılar. Sevgili dostumuz, arkadaşımız şu anda Konya'da. Hafta sonu sanırım Ordu'ya geliyorsun. Sana da selam olsun. Son dönemde tanıdığımız güzel bir dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz. Türkü tadında yaşayın hayatı diyelim. Türkülerle kalın. Ezgilerde buluşmak dileğiyle diyoruz. Hafta sonunda herhalde bir organizasyon olacak. Buradan da Cengiz Dilaver Türk Halk Müziği Korosu'ndaki tüm dostlara, arkadaşlara selam olsun. Artık televizyonculuğun 25. 30. yıllarında kendi eksikliğimiz olsa gerek. Dedik ki Ordu'daki şu Türk Halk Müziği yapan sevgili Taner Can, Cengiz Dilaver, Şenel Gök hocalarımızı, Türk Sanat Müziği ile uğraşan bütün korolardaki arkadaşlarımızı bundan sonra daha fazla ziyaret edeceğiz. Onların etkinliklerini daha fazla ekrana getireceğiz diyelim. Tüm müzik dostlarına da selam olsun diyelim. Dün meclis vardı. Mecliste önemli konuşmalar vardı. Sayın Mehmet İlmi Güler yine tüm sorulara içtenlikle, samimi bir şekilde cevap verdi. Ulaş Tepe'nin konuşması dikkat çekti. Onunla ilgili detayları videoyu rica etmiştik. Elimize gelirse, ulaşırsa aktaracağız. Şimdi bir Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'na gidelim ve bakalım dün orada neler konuşulmuş. Ordu Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanlık etti. Toplantıda Boztepe'de yapılan yamaç paraşütü gündeme geldi. Yamaç paraşütü pistine geçtiğimiz aylarda yamaç paraşütü yaparken teleferik tellerine çarparak yaşamını kaybeden yamaç paraşütçüsü Hüseyin İlhan'ın adı verilecek. İlimize hizmet veren Hüseyin İlhan 56 yaşındayken 11 Şubat 2019 günü yamaç paraşütüyle geçirdiği elim kaza sonucu yaşamını yitirmiştir. Boztepe yamaç paraşütünün pistinin Boztepe'ye kazandırılmasına unutulmaz katkısı olmuştur. Hüseyin İlhan'ın Boztepe yamaç paraşütü pistine adının verilmesine artık tehdit olur. Evet, valla bu haberin devamı var sanırım ama tekrar söyleyeyim, dün Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde birçok konu konuşuldu. Ben bu dilek ve temenniyi bundan bir 15-20 gün önce, bir ay önce sevgili Hüseyin kardeşimizi kaybettikten sonra seslendirmiş idim ama aynı hassasiyeti taşıyan tüm güzel insanlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Kim bunu düşündüyse, katkımız olduysa da, bizim söylemimizin de etkilenilerek bu noktaya gelindiyse de hem sevgili Hüseyin İlhan adına hem Ordu'da yamaç paraşütü ve Ordu'nun Boztepe noktasının yamaç paraşütüyle anılmasına vesile olan tüm yamaç paraşütçü dostlarımıza da selam olsun, teşekkür ediyoruz. Bundan yaklaşık 23-24 yıl önce, 25 yıl önce yani sevgili Hakan'la sevgili Hüseyin İlhan ve iki Cenap ve Şahap kardeşlerle birlikte 4 kişi ilk Boztepe'den atladıklarında herkes onlara uzaylı gibi bakmıştı. Sevgili Hakan buralı değildi, başka bir ile gitti, Muğla Fethiye'de, Ölüdeniz'de devam etti. Cenap Şahap kardeşler de aynı şekilde zaman zaman gittiler geldiler, burada da yaşadılar, onlar da Ordulu idiler. Ama bugün yüzlerce yamaç paraşütçü eğer Boztepe'den uçabiliyorsa sevgili Hüseyin İlhan'ın ve o dönemki birkaç dostumuzun, arkadaşımızın başlattığı bu ivme ile uçmaya başladılar. Bu ivme ile Boztepe'nin yamaç paraşütüyle anılmasına vesile oldular. Nitekim yamaç paraşütü Boztepe'de yasaklandığı dönemde de Hüseyin İlhan bu konuda bireysel olarak da çünkü çok ruhu incinmişti, çok üzülmüştü. Hani
gerçekten çok ciddi bir şekilde mücadele etti. Yani bu ölümde kimseye ölüm yakışmıyor ama genç yaşta aramızdan ayrılan sevgili dostum, ağabeyim Hüseyin İlhan'ın adının bu noktaya verilmiş olmasından dolayı düşünen, emeği geçen, parmak kaldıran herkese hem şahsım hem onun ailesi hem de tüm yamaç paraşütçüler adına bir kere daha teşekkürü bir borç biliyoruz. Dün Kent Konseyi'nin spor kurulu oluşturuldu. Biz de davetliydik. Sevgili Ali Aydın'ın daveti üzerine dün Ordu'nun spordaki birçok ileri gelen akil insanları diyelim bir araya geldiler. Orada sporun sorunları tartışıldı. İşte şimdi oradan resimden başlayalım. Sevgili Yaşar Pamuk oradaydı. Sevgili Adem Atik, kendisi spor kökenli bir siyasetçi. Şu anda da Ordu Büyükşehir Belediye Başkan yardımcılığını yapmakta. Ve bu toplantı ile ilgili detayları araya ne zaman gideceğiz Sefat? 2-3 dakika sonra gideceğiz. O zaman bu toplantıdan biraz bahsedelim. Bakın pazartesi günü spor programına bizleri davet etti sevgili Ali Aydın, Atilla Yücel. Spor programına biz de katıldık. İşte moderatör olmaya çalıştık. Orada dün de Kent Konseyi bir farkındalık yaptı. 9 tane alt birim oluşturulmuş. Sevgili Adem Atik, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Gençlik Spor İl Müdürü, sevgili dostumuz Mustafa Genç, Valilik adına Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Spor Şube Müdürü, Gençlik Spor Müdürü Ömür Çağlayan, Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın, Spor Konseyi Kurulu Başkanı sevgili Ali Aydın, Genel Sekreter sevgili dostum Seyfi Kızıltan, yine Zeki Özel gazeteci, sevgili Dursun Biran Yılmaz, Atilla Yücel, Hüsnü Karakoy'un hocalarımız, TÜFAT Başkanı, Faal Hakemler Derneği Başkanları, Ünye'den sevgili dostumuz, Ünye Spor'un bir dönem başkanı sevgili Murat Ülgen, Ordu Spor'da başkanlık yapmış sevgili, diğer resmi verirsen Yaşar Pamuk, gazeteci dostum sevgili Tevfik Kul, Cemal Akdeniz, Ordu Üniversitesi Spor Şube Müdürü, Doğan Köloğlu, Altınordu Belediyesi Spor Şube Müdürü, sevgili Ahmet Öztürk, o da uzun yıllar bizde çalıştı, dostum, kardeşim, sevgili Turgut Hoca, Turgut Kır, ASKF Başkanı Mustafa Kılıç, Ömer Kılıç ve sevgili dostumuz, kardeşimiz Sabah'ta günaydın mesajını göndermiş Ali Osman Osma. Beni de tebessüm ettirdin sevgili Ali Osman. Ve orada en başta bir kardeşimiz vardı, ismini anımsayamadım. O da bir birliğin, bir derneğin başkanı. Amatör Futbolcular Derneği gibi, tam şimdi ismini anımsayamayacağım ama oradaki sporun sorunlarını, konularını konuştuk. Adem Atik orada güzel bir şey söyledi. Dedi ki Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yüksek maaş alan sporcularla mı yolumuza gidip başarılar almalıyız, yoksa kendi altyapıdan gelen ya da Ordu'nun, Ünye'nin, Fas'ın çocuklarıyla mı yolumuza devam edelim? Kesinlikle Ordu'nun, Ünye'nin, Fas'ın, Akkuş'un, Mesudiye'nin güreşçisi olur, tekvandocusu olur, futbolcusu olur, masa tenisçisi, kanucusu hiç fark etmez. Ama bizim çocuklarımız desteklensin. Bizim çocuklarımız olimpiyatlara da gidecekse Ordu Büyükşehir'in markası adı altında gitsinler. Kayra diye bir kızımız dünya şampiyonu olabilir, Avrupa şampiyonu olabilir ama sosyal paylaşımında Ordu ile ilgili tek bir ifade, cümle yok. Zaten Türkçe ifade de yok, İngilizce ifadeler var. Kendi değerlerimize, Minel Akdeniz gibi, Cevat Karagöl gibi değerlerimizi de bu çatı altında görsek daha çok mutlu olacaktık. Şimdi kısa bir ara bu konuyu bu aradan sonra tekrar aktarmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Defa.
Muammer veren fırsatlarla dolu 11-11 efsanesi. Tüm ürünlerde %50 indirim fırsatıyla birlikte 11 bin üründe 11 lira fırsatı sizi bekliyor. Mobil uygulamayı indir, kampanyaları kaçırma. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi. Bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Metehan Özel Servis. Araçlarınızın tüm arızalarında, tamir ve bakımlarında araçlarınızı güvenle teslim edebileceğiniz tek adres Metehan Özel Servis sizlerin hizmetinde. 20 yıllık Almanya tecrübemizde her türlü Avrupa araçlarının periyodik bakımları, arıza tespiti, beyin okuma, alt üst bakım, klima bakımı, fren testi, araç muayeneye hazırlık, otomatik şanzıman, yağ bakım tamiri ve çok daha fazlası. Deneyimli usta kadromuzda araçlarınızı garantili olarak yapıp zamanında müşterilerimize teslim ediyoruz. Metehan Özel Servis. Yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulamaları için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde. Empo Pompa. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Brelli, Goodyear, Petlas, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Sefa Merve'den fırsatlarla dolu 11-11 efsanesi. Tüm ürünlerde %50 indirim fırsatıyla birlikte 11 bin üründe 11 lira fırsatı sizi bekliyor. Mobil uygulamayı indir, kampanyaları kaçırma. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2.
Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Şehzadeler Şehri Amasya, İstanbul'da. 14-17 Kasım Yeni Kapı Etkinlik Alanı. Sefa Merve'den fırsatlarla dolu 11-11 efsanesi. Tüm ürünlerde %50 indirim fırsatıyla birlikte 11 bin üründe 11 lira fırsatı sizi bekliyor. Mobil uygulamayı indir, kampanyaları kaçırma. Herkes daha kaliteli, daha güvenli, daha konforlu evlerde yaşamak ister. Biz de. Gelin komşu olalım. Aynı merdivenlerde günaydın diyelim birbirimize. Aynı otoparkta selamlaşalım. Aynı kamelyalarda doyumsuz sohbetler yapalım. Gelin komşu olalım. Elite Park'ta yaşam başladı. Sınırlı sayıdaki daireler tükenmeden siz de bu eşsiz projedeki yerinizi alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Elite Park bir alan yapı projesidir. Sevgili izleyiciler, TV devam ediyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizleri evlerinize konuk ediyorsunuz her sabah. Dünyanın farklı bir noktasında, Türkiye'nin farklı noktalarında, Ordu'da, köylerimizde, ilçelerimizde, bizleri izleyen tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza, bizi evlerine konuk eden amcalarımıza, büyüklerin ellerinden öpüyorum, teyzelerimize selam olsun diyelim. Ve tabii iş yerlerinde bizi izleyen esnaf arkadaşlarımız var. Onlara da güzel bir gün geçirmelerini diliyoruz. Kazancınız bol olsun inşallah. Çiftçi kardeşlerimiz var. Zaman zaman dostlarımızdan şunu soruyorum ya diyorlar. İnanın bahçeye çalışmaya gideceğiz. Sizin programı izliyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Efendim iş beklemez. O yüzden önce işlerimizi halledelim. Şu havaları bozmadan bahçe bakımı olsun. Kışlık odunlar olsun. İşte bağda bahçede çalışan tüm emekçi çiftçi kardeşlerimize de selam olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Devlet memuru arkadaşlarımız var, diyorlar ki güne ilk sizinle başlıyoruz, sizi sabahları izliyoruz ya da işte işe gitmeden önce telefondan ya da tabletten açıyoruz koyuyoruz, onlara da selam olsun, kolay gelsin. Ve öğrenci kardeşlerimiz, özellikle ilkokul çağındaki, okul çağındaki tüm küçük kardeşlerimize var. Hepinize selam olsun. Ben sevgili dostlarım, şoför arkadaşlarım, kardeşlerim, çok efendim Sefa'cığım. Tamam. Evet, mikrofonda bir sıkıntı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir sesle ilgili sıkıntımızı hemen halledelim. Sevgili Olcay, teşekkür ediyoruz. Bakın tekrar söylüyorum, bizi izleyen tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza bir kere daha günaydın dedikten sonra şimdi isterseniz şöyle yapalım.
bir haberle devam edelim. Yine Ordu Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı salonuna götürelim. Son dönemde çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hayvanlarla ilgili özellikle hayvan barınaklarında yaşanan sıkıntılar. Sayın Mehmet İlmi Güler sorulan tüm sorulara cevap verdi. Sıradaki haberimizde. Geçtiğimiz günlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında hayvanlara işkence edildiği iddiaları gündeme damgasını vurmuştu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde konuyla ilgili açıklama gelmişti. Başkan Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında tekrar gündeme gelen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çok yönlü bir konu. Şunu itiraf edeyim ki bu konu kolay çözülebilecek bir konu olarak ilk bakışta gözükmüyor. Ama detayına girdiğiniz zaman çözülecek bir konu ve çözüyoruz da. Çok yönlü bir konu. Çünkü hayvan severlerin analizini de iyi yapmak lazım. Çünkü onlar içinde de grupların birbirleriyle ters düşen kısımları var. Bir grup diğerinle çok kolay uzlaşamayabiliyor. Ben bunu toplantılar sırasında gördüm. Ayrıca bu noktada halkın bir grubunda şikayetleri var. Çünkü rahat bir hayat sürdüremiyor görüşleri. Ama benim bakışım, ben hayvanlara, sokak hayvanlarına, canlarımıza, onların tabiriyle paydaşlarımız olarak bakıyorum. Yani şehri biz birlikte şey yapıyoruz, birlikte onlarla yaşıyoruz. Bizim aynı zamanda şehrimizi, ilimizi paylaştığımız kıymetli varlıklar. Onun için saygıyla, vicdanla ona bakıyorum. Arkadaşlarım da o şekilde bakıyorlar. Bir problem olarak bakmıyoruz, bir gerçek olarak bakıyoruz. Şov konusu yapmak istemiyoruz. Zaten bize de yakışan bu değil. O bakımdan çözüm yanlısı olarak bütün veterinerleri topladım. Herkesi topladım. Ordu'da ne kadar özel, resmi, emekli varsa hepsini topladım. Bütün hayvan severleri, bununla ilgili dernekleri, hangi taraftan olursa olsun, çünkü aralarında nüansı aşan farklılıklar var. Onları da topladık, hepsiyle görüştük. Konunun gerçekten takdir edilecek bir duyarlılık olduğunu farkındayız. Yani bunun bir şikayet konusu olarak değil, bunun bir insani bir konu olarak, sosyal bir konu olarak ve aynı zamanda da yani inancımızla da çok yakın ilişkisi olduğunu görüyorum. O bakımdan teşekkür ediyorum. Yani zor anlar yaşadık. Hak etmediğimiz zor anlar yaşadık. Hak etmediğimi biliyorum çünkü olayı incelediğimiz zaman kolay izah edilebilir rastlantılar değil. O kadar söyleyip geçeyim. Kolay izah edilebilir rastlantılar değil. Gece yarısı saat 2:30'da kapı kırılarak yapılan incelemeler, özel resimler. Bunlar bir yandan bir hassasiyeti, bir duyarlılığı ifade ediyor. Teşekkür ediyoruz. Bir yandan da işin istismar boyutuna varan kısımları var. O kısımları çözmek bizim görevimiz. Biz onları taşıyoruz. Taşınmaları takip eden gruplar çok organize. Onlar yem, ilaç ve aynı zamanda bunlarla ilgili grupların çalışmaları. Hatta ben bununla ilgili bayağı ciddi bir, çok ciddi bir çalışma yaptık. Bunları filme aldık. Görüntülü. Bir rapor haline getirdik. Bir vaka çalışması olarak da hem sizlere sunmayı, bütün gruplara sunmayı arzu ediyorum. Ayrıca da bunu daha önemli bir rapor olarak da yani yönetime, daha üst yönetime sunmak istiyorum. Çünkü bu konu çok yönlü, çok disiplinli, multi disiplinleri dediğimiz çok yönlü bir konu. Bunun çok ciddiyetle ele alınması lazım. Şunu da ayrıca gördük. Bunların sadece barınak yapmakla olmuyor. Evet, gerçekten öyle. Sadece barınak yapmakla olmuyor. Onları takip etmek, onların bakımı ile ilgili veteriner arkadaşlarımızın ellerine bırakmak gerekiyor. Bu konuda sevgili
Taner Can Bulat dostumuz, veteriner arkadaşımız, sevgili Taner kardeşimiz. Onun bir itirazı var, bir isyanı var. Bundan 4 ay önce konuyla ilgili, yani şimdi birçok veteriner arkadaşımız var ama onların da branşlaştıkları veteriner hekim arkadaşlarımızın dalları var. Kedi ve köpekle ilgili bu konuda Ordu'da operasyon ve onları tedavi noktasında sevgili Taner'dir. Birçok arkadaşımız, konuyla ilgili olan tüm izleyicilerimiz anımsayacaklar sevgili Taner kardeşimizi. Taner 4 ay önce Sayın Mehmet İlmi Güler'e konuyla ilgili bir bilgi verdiğini ama şu anda kendisinin bu hayvan hakları, hayvan barınakları ile ilgili yanlış yönlendirildiğini ve Sayın İlmi Güler'den henüz kendisine konuyla ilgili bilgi almak adına bir davet gelmediğini ve ulaşılması gerektiğini düşündüğümüz bu konuyu da buradan özellikle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten Sayın Başkan'a ve ekibindeki arkadaşlara rica ediyoruz. Bir veteriner arkadaşımız sanırım İkizce'den ya da Çaybaşı tarafından getirilmiş. Kendisinin branşı mıdır değil midir ya da bu konudaki tedavilere o hayvan barınağında cevap verebilecek midir onu da bilemiyoruz ama Sayın İlmi Güler'e ve ekibindeki arkadaşlarımıza Ordu merkezde bu işin belki de en üst düzeyinde yıllardır emeğini veren Taner Can Bulat'la, soy ismini doğru söylüyorum değil mi arkadaşlar? Taner kardeşim de haksızlık etmeyelim. Mutlaka görüşüp bilgi alınması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra geri dönülemez hatalar yapılabilir. Ne olur aman bunu da tekrar belediyedeki dostlarımıza, arkadaşlarımıza, sevgili Erdal Gülderen bu konuda çok hassas. Ona da yazmayı düşünüyoruz programdan sonra. Dün gece aradı, bir kaygısını söyledi. Bizim haberleri izlediğinde hatta gelip bazı sıkıntıları, şimdi burada çok fazla detaylandırmak istemiyorum ama bazı sıkıntılar olduğunu söyledi. Biz kendilerinin belediye yetkilileri görüşmesi konusundaki bu görevi üstlenelim. Ben Sayın Erdal Gülderen'in de, Sayın Mehmet Hilmi Güler'in de eminim ki sevgili Taner dostumuzla, arkadaşımızla görüşüldüğünde sonradan bu barınaklardaki tedavi ve hayvanların bakımı ile ilgili oluşabilecek sonraki sıkıntıların şimdiden halledilerek, hani biraz önce Hilmi Güler çok iyi niyetli bir şekilde söylüyor, hepimizin bu konudaki hassasiyeti eyvallah ama o gece yaşananlar biraz planlı bir şeydi diyor. Ona da katılmamak elde değil. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz ama konu hayvanların sağlığı, bakımı olunca bu durumu da gözden kaçırmayalım. Evet, günaydın Akın Bey. Havalar güzel, Ordu güzel, hayat güzel, köyüm güzel, köyüm Gökömer'e selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dostumuz, ağabeyimiz Sedat Ünver, Melek'ten Esen Rüzgar programında her hafta İstanbul'dan bir gurbet havası estiriyor. Sevgili Sedat abi, sana da şu anda bizi Kartal Yakacık'ta izleyen, özellikle Vakıfbank tesislerinde izleyen, hem şu anda misafirlerine hem de orada çalışan tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza oradan, memleketten selamlar diyelim. Biraz önce Hüseyin İlhan'ın isminin verilmesiyle ilgili haberi yaparken dostumuz, arkadaşımız, sevgili Gökhan Eker, Allah mekanını cennet etsin inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz Gökhan Hüseyin adına. Müjdat Çağrışlı, evet selam, günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Sevgili Müjdat'cığım, sana da günaydın, kolay gelsin. Ve Ali Güler, hani o da her sabah bizi yalnız bırakmayan dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, çok teşekkür ediyorum günaydın mesajlarınız için. Ataşehir'de şu anda rüzgar var, sonbaharı yaşıyoruz demiş. Kolay gelsin. Ve Ali Osman Osman, Akın Bey, neticede sizlere de günaydın demiş. Sevgili Ali kardeşim, teşekkür ediyorum. Engin ve Özge Şirin de Tekirdağ, Çerkezköy'den selamlar demiş. Bir selam da sevgili dostum Süleyman Sezer İskenderoğlu arkadaşımız. Günaydın, selam olsun tüm memleket sevdalarına, iyi yayınlar İstanbul'a demiş. Teşekkür ediyoruz. Bakın gurbette ne kadar çok dostumuz, arkadaşımız var değil mi? Hep şunu söylüyoruz. Yani bu şehrin ekonomisi, bu şehrin tarımda ya da turizmde hepimizin çalışacağı, hepimizin gurbete gitmeyip bu şehirde kalacağımız alanlar olsa, bu insanlar İstanbul'dan, Tekirdağ'dan, Almanya'dan, Japonya'dan, Kore'den, Afrika'dan, Avustralya'dan, yani şu yayını yaparken dünyanın birçok farklı noktasında şu an izlenildiğimizi, yani dünya saatiyle şu anda gece kalkıp memleketini görmek isteyen insanların bizi izlediğini,
Ya da Almanya'da sabah bu aramızda 2 saat 3 saat var Almanya'yla. Sabahın bir saatinden kalkıp bizi izleyen dostlarımızın bizi takip ettiğini bilmek hem keyifli hem de üzücü. Keşke çok daha fazla fabrikalar olsa, çok daha fazla turizm tesisleri olsa, tarım alanında çok daha üretken kurum ve kuruluşlarımız olsa da bu dostlarımız, bu arkadaşlarımız o gurbete gitmeseler, o gurbetten de o güzel canım memleketlerine hem imrenerek, hem hasretle, hem özlemle bakmasalar. Ama bu da bu şehrin gerçeği. 3 milyona yakın, bakın resmi kayıtlar belki 1,5-2 milyon diyor ama ikinci ve üçüncü kuşağın o illerin, o ülkelerin kayıtlarında gözüktüğü için iddia ediyorum. 3 milyon ordulu, buna Giresunlu dostlarımızı da katalım, buna Trabzonluları, Rizelileri, Bursalıları, Antepleri de katalım. Şu an gurbette olan tüm gurbetçilere de selam olsun diyelim. Ve Bülent Akçay yine programa güzel bir katkı yapıyor. Diyor ki, güneşli bir yokuş dibinden günaydınlar. Evet, evet demiş, ben zengin severim ama şöyle bir zengin. Yüreği zengin, sevdası zengin, vicdanı zengin, aklı zengin, kişiliği zengin, düşünceleri zengin, duruşu zengin ve tabii ki mücadelesi zengin insan severim. Ve işte bu zengin benim dengim demiş. Ne de güzel söylemiş, çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz sevgili Bülent ve birkaç dostumuz böyle bu programlara inanılmaz katkılarda bulunuyor. Sevgili Atilla Şimşek henüz programa bir katkı göndermedi. O da yaklaşık bir yıldır programın daha güzel olması için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Antalya'dan bir dostumuz demiş ki, özelde yazmış bunu. Günaydın demiş. Onunla ilgili bir konu vardı. Konuyu görüştük. Yayından sonra sizi arayacağız. Hiç merak etmeyiniz. Ve tekrar şehrin gündemine bir bakalım istiyorsanız. Şehrin gündeminde yine üzücü bir haber vardı. Hani dün size gösterdik, üzülerek gösterdik bu sosyal medyadaki haberi de. Giresun'da orman içerisinde maalesef at kesen şahıslar yakalandı. At, evet yanlış duymuyorsunuz. At, eşek ve katırları kesen bir grup. Bunlar kasap da olamaz. Yani kasap arkadaşlarımızı da zan altında bırakmak istemiyorum ama ne diyelim bunlara? Dolandırıcı yakalandı diyelim. Ve Tarım Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde çeşitli lokanta ve restoranlarda yaşanan bazı sıkıntılarla ilgili tüm Türkiye'de bu firmaları deşifre etmişti. Bilmiyorum böyle bir şey mi değil mi ama Ordu'da 13 tane öğrenci, 6. haber sevgili Sefat, Ordu'da 13 tane öğrenci zehirlenme şüphesiyle yedikleri bir besin diyelim, o besin grubunda söyleyerek bu işi layığıyla yapan insanları da itham altına bırakmayalım, hastaneye kaldırıldı, durumları iyi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu'ndaki bir sınıfta öğrenim gören 22 öğrenci ile veliler kendi aralarında etkinlik düzenleyerek okul dışından lahmacun sipariş etti. Öğrenciler de lahmacunları yedikten sonra karın ağrısı, kusma ve baş ağrısı gibi şikayetler olması üzerine okul yönetimi durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Okula gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 13 öğrenci ambulans ve özel araçlarla çeşitli hastanelere getirildi. Öğrenciler tetkiklerin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öte yandan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek çocukların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri iş yerine giderek lahmacunlardan numune aldı. Evet, sevgili dostumuz, arkadaşımız Hakan bir mesaj göndermiş. Özelde bir mesaj göndermiş. Ve dün bir arkadaşımız WhatsApp ihbar hattında şu anda sıkıntı var. Bu sabah itibariyle halledeceğiz. Bir video klip hazırladık. Aybast için Çal projesi diye bir mesaj göndermişti sanırım. Tekrar onu WhatsApp ihbar hattına gönderirse o klibi de yayınlarız. Sevgili Hakan da diyor ki
Evet, ordu türkülerini çalıyoruz sevgili Hakan ama anlamını istiyorum. Ünye, Fatsa ya da bizim temsilcimiz olan arkadaşlarımızın gönderdiği her görüntüleri de burada yayınlıyoruz. Yörelerimize ait olan türkülerimizi de telif hakkı ile ilgili problem yok ise mutlaka ama mutlaka yayınlamaya çalışıyoruz. Onu da söyleyelim. Hani şimdi bir şeyi yaparken doğru yapalım, hata yapmayalım istiyoruz. Ve her türlü öneriniz ve fikriniz de tarafımızdan dikkate alınıyor. Bu konuda da söyleyelim. Sizin gönderdiğiniz her türlü görseli, her türlü bilgiyi önemsiyoruz. Sevgili Doğan Çakmak, günaydın. Aile boyu sizi izliyoruz demiş. Minik kızımızın gözlerinden, yanaklarından öpüyoruz. Sana da, eşine de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Son çalışmanla ilgili olan videoyu da ilerleyen bölümde tekrar yayınlayacağız. Onu da bilmeni istiyorum. Bizden birisi sevgili Doğan Çakmak yeni bir düzenleme yaptı. Sevgili eşi, kardeşimiz Aslı Akkale Çakmak'la birlikte iki tane başarılı profesyonel televizyoncu, biri sazı eline aldı, öteki mikrofonu, minik kızlarını uyuttular, kameralara motor dediler ve güzel bir klip hazırladılar. O klibi de, o klibin en son hali değil mi Doğan? Onu da yazarsan sevinirim. Orada bir düzenleme yapılmış. Onu da fark ettim. Ama şimdi bir dostumuzun bir önerisi var. Bu öneriyi de hemen söyleyelim. Samsun, Ordu, Bolaman hızlı treni tekrarıyla %60 daha ekonomik gerçekleşecek. Bunu yetkililere sevgili Atilla Şimşek sık sık söylüyor. Yanlış ölçüm nedeniyle İstanbul'a getirilen raylı sistemin vagonları maalesef tarlada çürüyor diyor Atilla abi. Bunu bir aydır seslendiriyor. Bence belediye yetkilileriyle ya da Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle bir an önce görüşülüp Samsun'la Bolaman arasındaki bu tren projesinin diyor vagonları şu anda hazır. Sadece ray döşenecek diyor. Başkan Güler burayı mutlaka Ordu'ya kazandırmalı bu noktaları diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine de katkısından dolayı. Evet Sefat, şimdi sana attığım o ilk görüntüyü sevgili Hakan'ı kırmayalım. Hakan, sana da bir eleştirim olsun. Tüm ilçe temsilcisi arkadaşlarımıza, daha çok yeni gerçi ama lütfen bize bol bol görüntü gönderiniz. O görüntüleri biz de sabah yayın kuşağında Gölköy'ü gösterelim, canlı canlı Fatsa'yı gösterelim, Ünye'yi gösterelim, Çaybaşı'nı, Akkuş'u, Ulubey'i, Gürgentepe'yi, buraları gösterelim. Şimdi senin o gönderdiğin, hani bunu yayınlamakta bir sakınca var mı sorusunun cevabını yayında sana izletelim. Sahile vuran dalgaların sesiyim ben. Yeşilin maviye meftun olduğu yerdeyim. İlahi bir musiki gibi ruhunu okşayan Yunus'um ben. Yunus'un evlasına kavuştuğu yerdeyim. Gün batarken boğazında düğümlenen hıçkırığım ben. Deniz kızlarının tuzlu gözyaşlarıyla ağladığı yerdeyim. Ay ışığının dili olsa beni söyler, o yakamoz benim. Güneşin kanlı şafaklarla doğduğu yerdeyim. Fersude bir şarkıyım dillerde eskimeyen ben. Fırtınalı ömürlere liman olan yerdeyim. Kadıların mührüyüm, ulu çınarların gölgesiyim ben. Hattatların eseri cedidi olan yerdeyim. Manolya ağacıyım bir konağın bahçesinde ben. Yarım kalmış her bir hikaye için bir şahidin saklandığı yerdeyim. Kimseler bilmez saklı bahçelerin sarnıcıyım ben. Hanım eli çiçeklerinin bahçe duvarlarına aşık olduğu yerdeyim. Keşfedilmemiş bir hazinenin haznedarıyım ben. Sarayın surlarında tarihin yosun tuttuğu yerdeyim. Paşaların sarayıyım, kefelilerin hanıyım ben.
Gün yüzüne çıkmamış mücevherlerin saklandığı yerdeyim. Ab hayatı içtiğin çömlek testiyim ben. Toprağın ateşi aşkla yandığı yerdeyim. Sofrana aşını getiren bakır sahanım ben. Bakırın tarih olsun diye dövüldüğü yerdeyim. Kimseler unutmasın diye direnen eski iskeleyim ben. Denizin balıkçılara mezar olduğu yerdeyim. Biraz tarihim, biraz gelecek. Meydanda eski hamamım ben. Ezelle ebedin yıkandığı yerdeyim. Ben Ünye'yim. Sevgili dostum, arkadaşım, ne güzel yazmış bu şiiri diyelim. Ünye Belediye Başkan Yardımcısıydı bir önceki dönemde. Erhan kardeşime de selam olsun. Hani Ünye'ye gittiğimde ilk uğrayacağım dostlardan, arkadaşlardan bir tanesi. O naif kişiliği, tavrıyla, tebessümüyle bir önceki dönemde Ünye'nin gülen yüzü olmuştu. İnsani değerlerini hep sevdiğim, takdir ettiğim Erhan arkadaşımızın bu güzel şiirini de kim seslendirmiş? İbrahim Sadri seslendirmiş. O dönemde çok konuşulmuştu, çok da başarılıydı. Hakan, teşekkür ediyorum. Vallahi böyle güzel projeleri hepinizden bekliyoruz. Arden Aslı Doğan'dan da günaydın, kolay gelsin demiş. Doğan, birazdan ilerleyen bölümde o klibi de izlettireceğiz, hiç merak etme. Ve sevgili Vedat Özkan Tirkil günaydın demiş, onu okumuş idik. Evet, günaydın mesajlarınız var. Vedat Karaman, bir dönem Mıdı restoran deyince Mıdı Mehmet'in varisi sevgili Vedat Karaman, Mıdı ile ilgili hala yoğun bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Mücadelenizde yalnız değilsiniz. Ordu'nun bir dönem en önemli simgesiydi Mıdı restoran. Bir takım siyasi çekişmelerin mi kurbanı oldu, ne oldu bilmiyoruz ama hala atıl duruyor. Burayla ilgili mahkeme sonrasındaki süreci Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri firma sahibi olan sevgili Vedat'la ve yetkililerle görüştüler mi, durum nedir ne değildir, bu konuyu da takip ettiğimizi söyleyelim. Uğur Kubaloğlu günaydın, dün de günaydın mesajınız vardı, okuyamadık, aktaramadık. Kusura bakmayın, çok yoğunluk içerisinde bazen atlayabiliyoruz diyelim. Ergun Onur, günaydın, teşekkür ediyoruz. Dilek Ziya Yılmaz, size de günaydın diyelim. Sevgili izleyiciler, şimdi tekrar bir Ünye'ye gideceğiz. Bu arada Mıdı Restorant'ın bu eski hali, bakın. Bir dönem Ordu'ya gelen herkes, ya Ordu'ya gidildiğinde ne yapılır diye sorulduğunda, işte Boztepe'ye çıkın, çay için. Daha sonradan teleferiye binin lokasyonuyla Boztepe'ye çıkın. Ordu'ya geldiğinizde mutlaka Mıdı'da bir balık yiyin denirdi ama şimdi bu lokasyon sıkıntılı, atıl bir şekilde duruyor. Olcay'dan rica edelim, hem oradan bir canlı bir görüntüle şöyle bir Ordu'da sabah şu saatlerde durum nedir diyelim. Mıdı ile ilgili kamuoyu uzunca bir süre açıklama bekledi. Bir önceki dönemde yapılan ya da yanlış yapılan icraatlardan bir tanesiydi. Niye atıl durumda bırakıldı? Buradaki konu başka bir mesele miydi? Neydi bilmiyoruz ama bu noktanın bir an önce eski haline kavuşması. Burada yine ordulara, gerekirse Büyükşehir Belediyesi üstlensin, ucuz balık diyelim bunu, adına ne derseniz deyin. Ama bu lokasyonun canlanması tüm orduların dilek ve temennisi. Yani Vedat'ın bireysel orada duygusal bağları var, başka şeyler var ama biz ordular olarak bu noktanın, şimdi Olcay'dan rica ettim kameranın karşısına geç diye, bize canlı canlı gösteriyor bu görüntüleri. Mıdı'ya doğru döndüğümüzde Mıdı'nın yerinde artık sadece Mı kalmış. Niye o kadar atıl duruma düşmüş ki? Kadrajımıza girebiliyor mu arkadaşlar? Girebildiği kadarıyla önümüze ağaç, evet, herhalde göremiyoruz bu noktadan. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Olcay'cığım. Teşekkür ediyorum. Tamam. İyi niyetli çaban için teşekkür ediyorum.
Şimdi Kabadüz'e bir gidelim mi? Demin Bülent Kabadüz'den bize bir mesaj göndermişti. 9. habere bir bakalım. Yenerkaya belediye faaliyetleriyle ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuş haber merkezindeki arkadaşlarımıza. O da çok çalışkan, başarılı. Mutlaka tüm belediye başkanlarının eksikleri vardır. Biz şimdi böyle zaman zaman işte şu başkan çalışkan, şu başkan başarılı dediğimizde hemen itiraz sesleri yükseliyor. Hissediyorum. Zaman zaman da ulaşıyorsunuz ama eldeki dar imkan ve olanaklarla yapılabileceğinin maksimumunu yapan ve iyi niyetli olan herkes bizim için başarılı. Yener Kaya ile ilgili haber. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kabadüz Yeni Belediye Hizmet Binası'na yapılacak olan kütüphane ile ilgili konuştu. Kütüphanenin bütün çalışmalarının bittiğini aktaran Kaya, yakın zamanda açılacağının müjdesini verdi. Evet, gördüğünüz gibi yeni hizmet binamız. Bu binanın ikinci katı ve üçüncü katı bir Kabadüz Belediyesi'ne ait. Tamamen onun yerleşik düzeni içerisinde birimleriyle beraber oluşturmuş. Harika, leziz bir ortam oldu. Yapanlar ve yaptığınlara Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Yardım olan kim varsa. Çünkü bizim en büyük birinci derece önceliklerimizden bir tanesiydi. Hemen alt katında da, bodrum ve zemin katta kısmında da kültür merkezimiz var. Kültür merkezinin içerisinde aktivitelerle dolu içerisinde. Çok amaçlı bir bina şeklinde alındı. Akıllı bir bina olarak yapıldı. Kültür merkezi, düğün salonu, tiyatro bölümü, sevgi salonu. Yani içinde düşündüğünüz, içeride olması gereken bütün aktiviteleri rahatlıkla oturtturabileceğimiz bölüm. Hepsi tamamlandı. Hiçbir sıkıntımız yok. Kültür Bakanlığımız tarafından da Sayın Valimizin de ve vekillerimizin, Metin Gündoğdu vekilimin de destekleriyle inşallah kütüphanemizde akşama sabah açacağız. Bütün çalışmalar bitti. Şu anda sadece donatısıyla ilgili, işte bilgisayarları falanla ilgili malzemelerini bekliyoruz. Akşama sabah da o gelecek. Açılışını yapacağız inşallah. Başkan Yener Kaya çok yakın zamanda ilçede gençlik merkezinin açılacağını da ifade etti. Aynı zamanda buna eşdeğer olarak da ilçe merkezimizde gençlik merkezimizi hem müftülüğün hem diyanetin de katkılarıyla Sayın Müftüme ve Diyanet İşleri Başkanıma da teşekkür ediyorum. Onların da katkısıyla gençlik merkezimizi açacağız yakında en kısa sürede. Aynı zamanda tekrar müftülük binamız biraz atıl durumda. Yeni bir müftülük binası konusunda da tamamen çalışmaları bitti. Onun da kazı işlemleri işte başladı. Şu anda sonda çalışması yapılıyor. İnşallah o binamıza da başlayacağız. Yani ciddi bir çalışmalara devam ediyoruz inşallah. Dalarsın. Oy
madenlere varırsın. Sana zulüm, bana ölüm değil mi? Ay gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Sana zulüm, bana ölüm değil mi? Ay gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Sana zulüm, bana ölüm değil mi? Ay gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Vallahi sevgili Doğan'ı ve eşi Aslı'yı kutluyorum. Arden'in de yanaklarından, gözlerinden öpüyorum. Henüz 50 günlük daha. Ama sevgili Aslı Akkale Çakmak TV52 ailesine gelin geldi. Şimdi bu klibi bundan sonra da sık sık görebilirsiniz. Başka çalışmalarda bekliyoruz. Aslı aynı zamanda televizyon camiasında uzun yıllardır işte TV8'de birçok kanalda yönetmen olarak görev yapan bir meslektaşımız, kardeşimiz. Ama aynı zamanda türkü ana sevgili Belkıs Akkale'nin de yeğeni. Belkıs Akkale onun halası oluyor. Ne kadar benziyor o klipte. Sesi de aynı şekilde öyle. Demin Sefat'la onu konuşuyorduk. Çok da güzel. Doğan da müzik yapıyor. Aslı da söylüyor. Ama ikisi de televizyoncu. Evde böyle özel bir çalışma yapmışlar. Daha sonra Doğan bunu düzenlemiş. Harika olmuş. Yani keyifle. Şimdi sizi izlerken ya bu sanatçı kim diye soranlara söylüyorum. İki tane amatör müzisyen ama müzik altyapıları olan birçok ünlü isimle sürekli müzik sohbetlerinde, ortamlarında görüşen bizden iki insanı ekrana getirdik diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize, yüreğinize, sazınıza, dilinize sağlık. Yeğenimize de iyi bakın. İstanbul'a geldiğimizde de en kısa sürede yine görüşmek dilek ve temennisiyle diyelim. Şimdiden izni alalım sevgili Aslı'dan. Günaydın mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Sevgili dostum diyor ki az korkun, çok ümit edin diyor ama devamında da şöyle söylüyor. Az yiyin, çok çiğneyin, az konuşun, çok şey ifade edin. Az kızın, çok sevin, iyi şeyler sizindir diyor. İşte o iyi şeyleri hak eden iki güzel insanı da biz de ekrana getirmiş olduk diyelim sevgili izleyiciler. Şimdi Ünye'ye gidelim. Ünye'de bir kaza. 7. haberimiz. Boya yüklü bir tır yola devrildi. Allah'tan herhangi sıkıntılı bir durum olmadı ama Ünye'deki o kaza haberini ekrana getirelim. Ünye Devlet Sahil Yolu Nuriye Mahallesi mevkisinde Uğur Dizdar yönetimindeki tır devrildi. Kazada yaralanan sürücü Dizdar 112 acil servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın devrilmesiyle yola dökülen boyalar nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Tırda bulunan yaklaşık 400 bidon boya yola savrulurken asfalt adeta beyaza boyandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri boyayla kaplanan yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. Geçmiş olsun diyelim. Sıkıntılı bir durum olmayışı da güzel. Bu arada sevgili Şener Kovancı diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok uygun hem çok böyle ucuz paralar ödeyerek yenilecek sosyal tesisleri var. Aynı tesislerin Ordu'ya da, Ordu'nun tüm ilçelerinde kazandırılması dilek ve temennimizde. Zaten biliyorsunuz vatandaşın ekonomik yaşadığı sıkıntılar, alım gücünün azalması, birçok insanın hafta sonları bu tip yemeli, içmeli, eğlenmeli yerlere dolaşma, gezme noktasında sıkıntıya bıraktı. Bu anlamda işte Mıdı da bunlardan bir tanesi örnek olabilir demiş. Güzel bir dilek ve temenni. Ve TV2'nin engelliler sorunları ile ilgili özel muhabirimiz diyelim artık.
Onu her gün sokakta görebilirsiniz. Elinde bir telefonla engelli kardeşlerimizin Ordu'da, Ünye'de, Fatsa'da, ilçelerde yaşadığı sıkıntıları bizlere aktarıyor. Hikmet Yaşar, günaydın, çok teşekkür ediyorum Hikmet Bey. Ve sevgili Atilla Şimşek, bakın diyor, yanlış ölçümü vagonları Perşembe havalimanı ve şehir içi ulaşım için bir önerimdi. Sayın Hilmi Güler'den bunu bekliyoruz. Bunu herhalde tramvay gibi değerlendirilmesini söyledi Atilla abi. Umalım, ümit edelim. Sayın Başkan, o da bizi çok dikkatli izliyor, takip ediyor. Zaman zaman da onu duyuyoruz, hissediyoruz. Ordunun birçok meselesine karşı ilçelerdeki sıkıntılar, şehrin yapılanması, mimariyle ve çevreyle ilgili tüm konulara hassasiyet gösterdiği için biz de ordular adına bir kere daha teşekkür edelim. Efendim, bakın, Akkuş'la ilgili iki tane haber var sırada. Biz de yarın sevgili Ümit Atabay ile birlikte, Ümit'in henüz bundan haberi yok ama, Akkuş'a gideceğiz arkadaşlar. Yanımızda bir de Nevzat Akatay'ı da alırsak tam grup tamamlanmış oluyor. Olcay da bize kamerasıyla eşlik ederse yarın programdan sonra kısmet olursa sevgili İsa Başkan'ın konuğu olacağız. Yarın Akkuş'a doğru şöyle bir yola çıkalım bakalım. Hazır havalar güzelken ilçelerimizi, ziyaretlerimizi gerçekleştirelim. Şimdi Akkuş'la ilgili iki tane haberi sırasıyla ekrana getirelim. 11. ve 12. haberimizi peş peşe izletelim size. Akkuş şehir merkezinin önemli geçiş güzergahları olan Kooperatif, Gedikli ve İnönü caddelerinde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı İsa Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Acar, meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarları ile birlikte devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Demirci burada bir açıklamada yaparak Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. İlçemizde ana caddelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarımız Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri tarafından yapılmakta. Geçen yıl altyapısı hazırlanan ancak sıcak asfalt dökümü yetişmeyen, şu anda da mevcut üzerinde bulunduğumuz Kooperatif Caddemiz, İnönü Caddemiz ve Gedikli Caddemiz'de asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Gedikli Caddemiz dün bitirilmiş olup bugün de Kooperatif Caddesi'nde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bugün de bu caddemiz bitecek. Üçüncü ve en önemli caddelerimizden birisi de İnönü Caddesi. İnönü Caddemiz'de asfaltta döküm halinde altyapısı bitti, hazırlandı. Arkadaşlarımızın bir kısmı orada çalışıyor. Muhtemelen bu Kooperatif Caddesi bugün bittikten sonra da İnönü Caddesi'ne başlayıp orası da en kısa zaman içerisinde bitirilecek. AK Parti Akkuş İlçe Başkanı Ramazan Acar çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğüne değindi. Büyükşehir'imizin Akkuş merkezde mahalle arası sıcak asfalt çalışması son gaz devam ediyor. Kooperatif Caddesi'nin yer aldığı Yazlıkbelen Mahalle Muhtarı Mustafa Gümüşoğlu ve Merkez Mahalle Muhtarı Pelin Oralsa, ilçe merkezinde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve yol ekibine teşekkürlerini sundu. Başkanımız, Sayın Bakanımız Doktor Hilmi Güler Bey'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde ilçe belediye başkanımız Sayın İsa Demirci'ye de ve ekip arkadaşlarımıza da burada desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Merkez Mahallesi Muhtarı Pelin Noral'ın Akkuş'umuzda mevcut 2 yıldır yapılmasını beklediğimiz yolların başlaması adına öncelikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e ve çok değerli başkanımız İsa Demirci'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Muhtarlarımız bizim için önemli. Muhtarlarımızın sorun ve sıkıntılarını tüm belediye başkanlarımız dikkatli bir şekilde takip etmeli, dinlemeli diye düşünüyoruz. Sevgili Sami Torun, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi, ilginç bir yazı göndermiş. Yani okurken bile dehşete kapıldım. Sevgili Sami Torun, çok teşekkür ediyorum. Ben o şahsın ismini söylemeyeceğim ama sosyal medyasında bir başka vatandaşın, hani bunlar hep toplumu böyle huzursuz eden açıklamalar. Şimdi diyor ki sevgili Sami Torun, Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir memur bir paylaşım yapmış. Onun ismi de burada var. Ben bu paylaşımı sevgili Vedat Öz'e göndereceğim birazdan. Çok çirkin bir paylaşım. Yani çirkin derken şöyle çirkin.
yani son günlerdeki bu siyasi tartışmalara çok fazla girmek istemiyoruz ama üzülüyoruz diğer taraftan da. Yani 10 Kasım'dan sonra birdenbire değişik bir tartışma başladı Türkiye'de. Gündem çok kaygan ve çok hızlı değişiyor. Bu memur kardeşimizin sosyal medyasına yazdığı, daha doğrusu bir başkasından alıntı yaparak 10 Kasım'da paylaştığı yazı biraz talihsiz. 90 senedir bir putu yıkamayan bir millet, 23 senede 360 putu yıkan bir peygamberin davasını asla anlayamaz. Talihsiz bir paylaşım olmuş onun adına. Vallahi bu paylaşımı hem İl Milli Eğitim Müdürümüze, ilçe Milli Eğitim Müdürümüze hem de sevgili Vedat Öz'e göndereceğiz. Bu tip sosyal medyalarını kullanan arkadaşlarımız, bakın tekrar söylüyorum, bunlar çok hassas, çok sıkıntılı konular, yapmayınız. Bu tip böyle toplumu huzursuz eden, tüm siyasetçiler için geçerli ve siyasetçilerden etkilenen vatandaşlar, sizler, bizler, işte bu sosyal medyayı kullanan arkadaşlarımız, o kadar kontrolsüz şeyleri paylaşıyorsunuz ki sonradan size sıkıntı olabiliyor. Aman dikkat diyelim, aman dikkat. Evet, bu arada oradaki dolmuşların yetersiz olduğu yanında çok fazla şikayet geliyor. Bakın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı sevgili Özgür dostumuza, kardeşimize bir bazı hatlarda zaman olarak 30 dakikayı geçen beklemeler var. Karşılaşıyor musunuz bunlarla arkadaşlar? Karşılaşıyor musunuz? Ben şimdi buradaki stüdyodaki 4 tane kameraman arkadaşım var. Yayın kumandadaki 3 tane arkadaşımız, onlara soruyorum. Kolay gelsin. Aynı şeyi yaşıyorsunuz çeşitli lokasyonlarda, değil mi? Ve hala bazı duraklarda, durak dediğimiz yerlerde o koruyucu noktalar koyulmamış. Şimdi kışın yağmur yağdığında, kar yağdığında, akşam saatlerinde öğrenci kardeşlerimizi düşünün, yaşlılarımızı düşünün. Bu eksikliklerin de bir an önce giderilmesi dilek ve temennisiyle diyelim. Şimdi şöyle kısa bir araya gidelim mi Sefat? Var mı araya birkaç dakikamızda? Evet, Fas haberi. Ben iki akkuş haberi demiştim ama bir diğer haberimiz Fas'la ilgili bir habermiş. Fas'la ilgili bir fidan dikme etkinliği haberimiz var. Ardından kısa bir ara, daha sonra konuklarımızın olacağı 3. ve son bölümde karşınızda olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Faslı Orman İşletme Şefliği Organizesi'nde Efkaf Mahallesi'nde bulunan 75. yıl kapalı spor salonu bahçesinde gerçekleşen 11 milyon fidanın toprakla buluşması etkinliğine Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çeşitli okullar öğrenci grupları katıldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, 11 milyon fidanı toprakla buluşturma projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için toplumun en küçük birimi olan aileden eğitimcilere, yerel yöneticilerden tüm vatandaşlara kadar her yaştan insana büyük görevler düşmektedir. Her insan çevreci olmak ve bu sorumluluğu taşımak zorundadır. Ne havanın, ne suyun, ne de toprağın kendi kendine kirlenmeyeceği bilinen bir gerçektir, dedi. Fidan dikimi öncesi bir konuşma yapan Faslı Orman İşletme Şefi Sevil Şen, Fatsa ilçemizde toplam 3200 adet fidan dikimi gerçekleştiriyoruz ifadelerini kullandı. Evet, fidanlarımızı diktik. Güzel bir etkinlikti. Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda bu etkinliğin yapılması da çocuklarımız açısından bir farkındalık oluştu. Zaten çevreyi korumamız gerekiyor. Onun için fidanlarımızı diktik. Evet. 11 Kasım'da saat 11.11'de 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde yurt genelinde gerçekleştirilecek olan ağaçlandırma seferberliğinde daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon ağacı geleceğe nefes olarak bırakarak dünya rekoru kuruyoruz. Merve'den fırsatlarla dolu 11-11 efsanesi. Tüm ürünlerde %50 indirim fırsatıyla birlikte 11 bin üründe 11 lira fırsatı sizi bekliyor. Mobil uygulama indir, kampanyaları kaçırma.
kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi. Bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Şehzadeler Şehri Amasya, İstanbul'da. 14 farklı medeniyet, 8500 yıllık bir tarih, Osmanlı padişahlarını yetiştiren Şehzadeler Şehri, Hoşgörü Kenti, Ferhat'la Şirin'in sevda başkenti, Elma Diyarı Amasya, İstanbul'da. Tarihin tanığı, kurtuluş mücadelemizin önemli şehri Amasya, İstanbul'a geliyor. 14-17 Kasım tarihleri arası Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 4 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle Amasya'nın tanıtılacağı Amasya günlerine tüm halkımız davetlidir. Amasya Dernekler Federasyonu. Metehan Özel Servis, araçlarınızın tüm arızalarında, tamir ve bakımlarında araçlarınızı güvenle teslim edebileceğiniz tek adres Metehan Özel Servis, sizlerin hizmetinde. 20 yıllık Almanya tecrübemizde her türlü Avrupa araçlarının periyodik bakımları, arıza tespiti, beyin okuma, alt üst bakım, klima bakımı, fren testi, araç muayeneye hazırlık, otomatik şanzıman, yağ bakım tamiri ve çok daha fazlası. Deneyimli usta kadromuzda araçlarınızı garantili olarak yapıp zamanında müşterilerimize teslim ediyoruz. Metehan Özel Servis. Yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulamaları için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde Empo Pompa. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Prelli, Goodyear, Petlas, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Türkiye'nin her yerinden İshak Çay Sigorta. 444-5213 ara. Türkiye'nin her yerinden İshak Çay Sigorta. İshakçaysigorta.com.
defa merveden fırsatlarla dolu 11-11 efsanesi. Tüm ürünlerde %50 indirim fırsatıyla birlikte 11 bin üründe 11 lira fırsatı sizi bekliyor. Mobil uygulamayı indir, kampanyaları kaçırma. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sen yağmur ol, ben bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Bizde şiddet yok, bizde horon var. Bizim özümüzde, kökümüzde, yörüklükte kadına şiddet yoktur. Kadın topraktır, anadır. İnsan gönlünü açtığı bir kişiye şiddet uygulayamaz ki. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Bizi biz yapan ortak değerlerimizde kadına şiddete yer yok. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular. Tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Hazırlanın, taşınıyorsunuz. Prestij, kalite, konfor hepsi tek bir çatı altında. Adalı Gayrimenkul, hayallerinizin ötesinde yaşam alanı, turkuaz evlerini gururla sunar. Bahçemiz şehir parkıyla yarışıyor. 7300 metrekare alan üzerine %80'i yeşil projemiz sizi ve ailenizi çok mutlu edecek. Gelin turkuaz evlerini yakından inceleyelim. Fore kazık temel sistemi, çift asansör sistemi, asmolen döküm, balkonlarda televizyon ve ısıtma sistemi, %80 sonrası ürün beğenme fırsatı, kara sıvayla birlikte mantolama, ödüllü peyzaj, tüm blokların altında sosyal tesis ve misafir otoparkı, kiler, ütü odası, giyinme odası, basketbol sahası, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlası burada. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Şehzadeler Şehri Amasya İstanbul'da. 14-17 Kasım Yeni Kapı Etkinlik Alanı. Sefa Merve'den fırsatlarla dolu 11-11 efsanesi. Tüm ürünlerde %50 indirim fırsatıyla birlikte 11 bin üründe 11 lira fırsatı sizi bekliyor. Mobil uygulamayı indir, kampanyaları kaçırma. Herkes daha kaliteli, daha güvenli, daha konforlu evlerde yaşamak ister. Biz de. Gelin komşu olalım. Aynı merdivenlerde günaydın diyelim birbirimize.
Aynı otoparkta selamlaşalım. Aynı kamelyalarda doyumsuz sohbetler yapalım. Gelin komşu olalım. Elit Park'ta yaşam başladı. Sınırlı sayıdaki daireler tükenmeden siz de bu eşsiz projedeki yerinizi alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Elit Park bir alan yapı projesidir. Sezgin Yaşar'ın hazırlayıp sunduğu Tefekkür Saati, Perşembe günü saat 20'de TV52 ekranlarında. Bu haftanın konuğu Ordu İl Müftü Yardımcısı Cemal Uzun. Tefekkür Saati, Perşembe akşamı saat 20'de. Var ya dehşet acım yani, anlatamam size. Sevgiliciler demek ki gençlerimiz daha önce fidan görüyor, öğrenmemişler. Ama abi sen biliyorsun da fidan görün o işlek çatlayı biliyorsun. Biz şimdi kaldirik diyorlar, bir de koldirik diyorlar. Kaldirik var mı? Var. Kaldirik biliyor musun? Var dedim. Ben şey vermeyin, tüy vermeyin. Aynı Toygar köyde. Hep köydeyiz, aynıyız. Herkese çok selam ediyorum, dayımlara, teyzemlere, halamlara. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalsa sürmedim ama. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm deme. TV52'de Yeni Gün programı devam ediyor. Bugün hukuk köşemiz var. Avukat Ezgi Karabayraktar konuğumuz olacak. Genç ve başarılı bir muhtarımız, Şarkiye Mahallesi Muhtarı sevgili Emre Yayla. Umarım yoldadır, geliyordur. Dün kendisiyle karşılaştık. Bugün bir etkinlik yapacaklarını, bu etkinlikle ilgili bilgi verme istediğini söyledi. Muhtarlarımıza da önemsediğimizi programın ikinci bölümünde söylemiştik. Onların yapacağı her türlü etkinlik, faaliyet ve duyuruyu da bu ekranlardan vermek görevimiz, boynumuzun borcu. Şimdi Dışişleri Bakan Yardımcısı hemşerimiz sevgili Yavuz Selim Kıran'ın bir haberi var. Bu haberi izletelim size. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın uzun süredir uluslararası topluma yaptığı bir çağrı vardı. Ve bu çağrı bizim Barış Pınar Harekatı sonrası özellikle Suriye'nin içerisinde yerlerinden edilmiş yaklaşık 120 bin kişinin yeniden bizim operasyon bölgemize dönmesiyle birlikte ve bunu da Birleşmiş Milletler'in tescil etmesiyle birlikte sahanın ne kadar güven ve huzur içerisinde olduğu müddetçe Suriyelilerin kendi topraklarında yaşama arzusunu da gösteren veriler elde etmiştik ve bu çabalar Cumhurbaşkanımızın Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i İstanbul'da kabulü sırasında artık bu işi olgunlaştıralım ve Sayın Bakanımızın daha evvel 4 komşu ülke olarak Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin işbirliğinde ve uluslararası toplumun da dahil olmasıyla birlikte bir donörler konferansı düzenleyelim çağrısının da ilk toplantısını biz 8 Kasım Cuma günü Ankara'da gerçekleştirmiştik. Şimdi bu çalışmalar olgunlaştıkça Cumhurbaşkanımızın çağrısının daha geniş ölçekte karşılık bulmasıyla ve Sayın Bakanımızın en son Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile yaptığı telefon görüşmesinde kararlaştırdıkları üzere heyetlerimizin daha farklı bir çalışma grubu, çalışma disiplini içerisinde bir araya gelmesiyle bu çalışmalara artık hız verelim düşüncesi oluşmuştu, kararlılığı oluşmuştu ve bunun sonucunda da takımlarımız, heyetlerimiz bugün Cenevre'de ilk toplantısını gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Bayan Trix ve benim başkanlığımda yine AFAD Başkanımız, Göç İdaresi Genel Müdürümüz ve bakanlığımızdan daimi temsilcimiz, Konsolosluk İşleri Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcımızla birlikte geniş bir heyette bugün ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Ve burada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin, Türkiye'nin pozisyonlarını masaya yeniden yatırdık. Bu konudaki işbirliğimizin artık bu sorunu
bu sorunun kökten ve sürekli çözümü konusunda artık meyvelerini vermesi gerektiğini, sonuç vermesi gerektiğini vurguladık ve ikinci toplantıya da davetim üzerine Bayan Trix ve heyetini inşallah Türkiye'de ağırlayacağız ve bu ikinci toplantıyla birlikte bilhassa Aralık ayındaki Küresel Mülteci Forumu, Sayın Cumhurbaşkanımızın eş başkanlığını yapacağı Küresel Mülteci Forumu öncesinde de artık çalışmalarımıza daha farklı bir ivme katmak adına Türkiye'deki toplantıda bu toplantının devamı niteliğinde olacak. Sevgili izleyiciler, TV'likle Yeni Gün programı devam ediyor. Sevgili muhtarımızdan haber yok ama Ezgi Hanım şu anda stüdyoda hazırlıklarını yapıyor. Şimdi Kamusen'le ilgili bir haberimiz var sırada. O haberi izletelim, sonra konuğumuza döneceğiz. Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon oranları ile 2020 memur maaşı zam oranı belirginleşmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Ocak'ta memurların maaşlarına %4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon %5'i aşarsa fark yansıtılacak. Ayrıca aile yardımları da artacak. Kamusen temsilcisi ve Türk Sağlık Sen Başkanı Fatih Kalender Zengin, 2020 yılının bütçesi memurun bütçesi değildir ifadeleriyle tasarıya ilişkin memur maaşlarında düzeltme eklenmesinin altını çizdi. Değerli basın mensupları, sosyal devlet olma ilkesini hiçe sayan toplumumuzun büyük bir kesimini göz ardı ederek çalışanlardan alınacak vergilere bel bağlayan 2020 bütçesi memurun bütçesi değildir. 2020 yılı merkezi yönetim bütçe tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Eğer tasarı bu haliyle komisyondan geçerse bir daha değiştirilmesi mümkün değil. Eğer komisyon tasarıyı bu haliyle onaylarsa memurun idam fermanı imzalanmış olacak. Bu nedenle tasarıyı memur maaşlarına ilişkin bir düzeltme ekletmek zorundayız. Başkan Zengin, maaşlardan yapılan kesintiler maaş zammını aştığını söyleyerek milli gelirdeki artıştan dar gelirli ve ücretlilerin hak ettiği payı alamadıklarını belirtti. Zaten vergiler her şekilde memurun, emeklinin belini büküyor. Yaptığımız her kuruş harcamadan %25 ile %45 arasında vergi kesiliyor. Yani verirken cimri, alırken acımasız davranılıyor. Ama iş maaşlara zam yapmaya geldiğinde bir hedef enflasyondur tutturuluyor. Hayaller kayrın doyurmuyor. Elbette enflasyon hedeflemesi yapılsın ama gerçekler de göz ardı edilmesin. Kamusenliler 2020 yılının kamu çalışanlarından yana, yani memurun bütçesi olmasını diliyor ve çözüm bekliyorlar. Yapılan basın açıklamasının ardından kamusenliler hükümet ve siyasi partilere mektup gönderdiler. Sevgili izleyiciler, TV2'de Yeni Gün programı devam ediyor. Bu aralar sık sık şu ihbarlar geliyor TV2 WhatsApp ihbar hattına. Trafikte ehliyetsiz şoförlere dikkat, aman dikkat diyelim. WhatsApp ihbar hattına gelen bir son dakika bilgisi. Bunu ve daha fazlasını hepsini canlı yayında konuşacağız. Özellikle yaz aylarında turistik tesislerin giriş ve çıkış noktalarındaki uygulanan bu plaja girmek yasaktır değildir konularını konuşmayacağız ama işten çıkartılan işçilerin hakları ile ilgili ve sizin de sormak istediğiniz birçok soruyu biz kendisine sizin adınıza yönelteceğiz. Avukat Ezgi Kara Bayraktar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Akın Bey, merhaba. Evet sevgili izleyiciler, Ezgi Hanım'a sorularımız olacak. Ezgi Hanım kendisi yaklaşık bir yıldır sevgili İbrahim Bayraktar'la birlikte hukuk köşesinde bizim yönelttiğimiz soruları soruyor. Artık sizler de soru yöneltebilirsiniz. Hem WhatsApp ihbar hattından hem sosyal medya üzerinden online soracağınız sorulara cevap vermeye çalışacağız. Çok fazla konuşuluyor işten çıkartılan işçilerin hakları ile ilgili yaşanan mağduriyet. Bugün Türkiye'de gelinen durum nedir? İşçilerin hakları hem sizler tarafından savunulabiliyor mu, korunabiliyor mu? Hem de karşı tarafın, yani mahkemelerin verdiği bununla ilgili kararlar ne durumda? İşçi haklarında Türkiye'de gerçekten Avrupa ve dünya standartlarında bir kanun yürütülüyor şu anda. Bu kanun dolayısıyla biz işveren vekilliği yaptığımızda da hep görüyoruz. İşverenlerin
mağdur olduğuna ilişkin bir takım hayıflanmalar yaşanıyor. Esasen Türkiye'de işverenler işçilerin haklarını ödemekten kaçınmak istiyorlar aslında. Eskiden bu iş ve işveren ilişkisi biraz daha vefa ilişkisiymiş. Yani insanlar ne işveren işçinin hakkını vermekten kaçınırmış, ne de işçi işten çıktıktan sonra, iş sözleşmesi feshedildikten sonra bir şekilde işvereni zor durumu düşürecek bir takım girişimlerde bulunurmuş. Fakat o zaman işçilikle alakalı hakları da tabii ki insanlar bu kadar bilmiyordu. Kanunumuz da son değişikliklerine uğramamıştı. Şimdi çok geniş bir çerçevede değerlendirmek lazım işçilik haklarını. Çünkü sadece maaştan ibaret değil ücret alacağı işçi için. En önemli ve temel alacak ücret alacağıdır. Ücret alacağı nedir? İşçinin haftalık, günlük 7,5 haftalık 45 saat üzerinden hesaplandığı ve yıllık 225 saate tekabül eden ücret alacağıdır. Brüt maaşıdır. Ve bu maaş dışında diğer işçilik haklarının hepsi giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. Giydirilmiş ücret de nedir? İşçinin iş yerinden her türlü aldığı sosyal hakkıdır. Düzenli olarak aldığı prim eklenir. Yol, yemek bunlara eklenir. Bunlar eklendikten sonra ortaya çıkan ücret üzerinden işçilik hakları hesaplanır. İşvereni öncelikli olarak mağdur ettiğini düşündüğümüz hesaplamada kullanılan bu eklemelerdir. Biz düşünmüyoruz, daha doğrusu yanlış ifade etmeyeyim, işverenler kendisinin bu giydirilmiş ücret üzerinden alacakların hesaplanması konusunda mağdur edildiğini düşünüyor. Şöyle bir yanılgı var ama uygulamada da genelde bu sonuçları doğuruyor. Yani iş kanunu tamamen İşveren aleyhine ve iş davasında muhakkak işçi 1-0 önde. Bunu sizle sürekli ve çokça konuşuyoruz talep olduğu için. Medeni kanunda da yaşıyoruz. Medeni kanunda geçen haftadan önceki hafta nafaka konusunu konuştuk ve nafakada kadının lehine olduğunu, genelde medeni kanunda göre yapılan boşanmalarda kadının 1-0 önde başladığını konuştuk. Bazı dava türlerinde bu hep gördüğümüz bir konu. Ama neden? Nasıl ki evliliği de bir sözleşme gibi değerlendirelim. Evlilik sözleşmesinde genel çerçevede bakıldığında her zaman böyle olmayabilir. Mağdur kadınsa iş sözleşmelerinde daha güçsüz olan taraf işçi olduğuna göre işçi mağdur oluyor. Düşünsenize ilk kez işe giren birisi o sözleşmeye kayıtsız, koşulsuz, şartsız imza atıyor. Evet. İşveren bunu meslektaşlarımızla ya da bu işin profesyonelleriyle görüşüp neredeyse yani öksürse ne tazminat ne işsizlik maaşı hiçbir şey almadan işçiyi kapıya bıraktıracak düzeyde anlaşmalar yapıyorlar. Ama o an işsiz olan ve o işe ihtiyacı olan insanlar onu direkt imzaladıkları için herhalde mahkemeler değil mi? Tabii. Ama yine de size şöyle çok değişik bir şey söylemek istiyorum. Daha doğrusu yani bu konuyu aslında yani işverenin aleyhine bir kanun olduğunu göstermek adına. İşveren açısından kanunun bütününü incelediğimizde lehe olabilecek tek madde var. İşverenin haklı sebeple feshi, o da madde 25 ve işverenin kıdem tazminatı ödememesi için işçinin muhakkak ki ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olarak bir fiil sergilemiş olması gerekiyor. Bunun dışında kıdem tazminatını işçi alamasa bile maaş, fazla mesai ve diğer tüm işçilik haklarını alma hakkına halen sahip oluyor. Şimdi emeğin hukukudur bu. Emek her türlü kayıtsız şartsız karşılığı verilmesi gereken bir şeydir muhakkak. Ama bir yandan da burada kötü niyetin muhakkak değerlendirilmesi gerekiyor. Yani işçinin işten çıkarılmak için
bilerek iş yerinde ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı davranması değerlendirmeye alınmalı. Veya da işçinin görevlerini yerine getirmemekte ısrar etmiş olması değerlendirmeye alınmalı. Bu örnekler çoğaltılabilir. Ama dediğim gibi işveren her halükarda güçlü konumda. İşçi açısından yaşanan herhangi bir olumsuzluk için kendisiyle çalışmaya devam eden diğer sigortalı işçilerle bir tutanak düzenleyip her türlü olayı kendi nezdinde kanıtlayabiliyor. Bu gerçeğe aykırı da olabiliyor, gerçeğe uygun da olabiliyor. Ama dediğim gibi güçlü taraf işveren olduğu için hakim her zaman muhakkak ki çok pardon. Siz bir soluklanın. Evet. Genelde işçi lehine veriyor bu kararları diyorsunuz. Evet, bu sebepledir ki işçi lehine verilir bu kararlar. Tazminatta esas alınacak hususlar hizmet süresi ve esas olarak ücrettir ve ek ödemelerdir. Ek ödemelerden az önce bahsettik. Şunu özellikle belirteyim Akın Bey. İşçi ne zaman dava açarsa iş mahkemesinde muhakkak ki o dava kazanılır. Hangi sebeple olursa olsun, yani çoğunlukla ben size %70 veya 80 diye bir oran verebilirim. Sebebi de şu, işveren kıdem tazminatı ödemesini yapmış olsa bile bunu bilirkişi hesabıyla hesaplayamadığı için ve giydirilmiş ücrete göre çoğunlukla ödemediği için bir kere bakiye kıdem ödemek zorunda kalır. Eğer iş sözleşmesi haklı bir nedenle feshedilmemişse. Bunun dışında muhakkak ki Türkiye'de çok ciddi bir fazla mesaisi var işçilerin ve bu ödenmiyor. Sigortaya da yansıtılmıyor. Dolayısıyla fazla mesai çıkacaktır. Fazla mesai de nedir? Günlük 7,5 saatin üzerindeki tüm çalışmalar, tabii ki haftalık 45 saati aşacak şekilde ise ve her halükarda yıllık 225 saati aşmayan tüm çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilecektir. Ve bu bazen öyle fazla mesailer yaptırılmış oluyor ki kanunda yazılı süreleri bile aşıyor. Mesela günlük 11 saatten fazla çalıştırılamaz diyor bir işçi her halükarda. Ama öyle bir çalışma düzeni var ki bazı işçilerin Türkiye'de günlük 11 saati de aşıyor ve hafta tatili yok. Hakim şu şekilde değerlendirme yapıyor bu sefer. Böyle bir çalışma hayatın olağan akışına aykırıdır. Böyle bir çalışmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla işveren lehine %30 hakkaniyet indirimi yapalım. Bu işçi bu kadar da çalışmış olamaz diyor. Yani düşünün ki hakimin nezdinde bile böyle bir çalışma hayatın olağan akışına aykırı kabul edilirken Türkiye'de birçok iş yerinde insanlar bu şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor. Yine yani kanuna göre çok güzel işleyen bir sistem ama gerçekte aslında ciddi tıkanıklıklar yaşadığımız bir sistem bu. Tabii burada birçok işçi zaman zaman avukatlara gidemiyor ya da şey yapamıyor ama bu noktada doğru bilgilenme ve doğru yönlenme adına bu durumla karşı karşıya kaldıklarında mutlaka bir avukata gitmelerini herhalde öneriyoruz. Tabii ki bir avukata başvursunlar. Zaten şimdi dava yolundan önce arabuluculuk sorumluluğu var. Bunu birçok işçi de şu andaki düzenlemeden haberdar ve biliyorlar. Öncelikle arabuluculuk nezdinde başvuru yapılıyor. Arabuluculukta da ben işveren vekili olduğumda gerçek anlamda anlaştırmak istiyorum. Çünkü işçilik alacağı öyle bir alacak ki doğduğu günden, dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizle tahsil edilen bir ücrettir. Evet, davalar uzun sürebiliyor Akın Bey. Bir türlü sonuca bağlanmıyor. İş yükü çok fazla mahkemelerde ama sonuçta işçi bu davaları kazanıyor ve mevduata uygulanan en yüksek faizle ödemek zorunda kalıyor işveren. Evet, WhatsApp ihbar hattımıza bir soru gelmiş. Günaydın diyor. Avukat Hanım'a sorar mısınız? Bir hukuk bürosu bir borçluya telefonda ailesine bu çıkan alacak verecek meselesinden dolayı en ağır hakaretleri ediyor.
Kayıt altına alındığınız söylenen bu durumla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Bir yıl sonra gelen cevap kovuşturmaya gerek yoktur. İstanbul Barosu'na suç duyurusunda bulunacağız demiş. Adalet bu mu diyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. İstanbul'da bunu yapan çok büyük bir hukuk bürosu var. Birçok hukuk bürosu bu problemi yaşatıyor ama ben şimdi ismini zikretmek istemiyorum. Bunu yazan seyircimize de böyle güzel bir konuya parmak bastığı için teşekkür ederim. Şimdi bize borcumuz yokken ailemizden herhangi birinin borcu için mesaj geldi. Veyahut da bu kişi için bizi aradılar. Annemiz, babamız, eşimiz, herkes olabilir. Borç şahsidir. Nasıl ki cezaların şahsiliği ilkesi varsa borcun da şahsiliği ilkesi var. Ben eşimin borcunu, çocuğumun borcunu ödemekle yükümlü değilim. Bir kere artık insanlar bunun da bilincine varmaya başladı yavaş yavaş. Bu konuda yapabileceğimiz şey şu. Kişisel verilerin korunması kurumu var. Bu kuruma şikayette bulunursak eğer söz konusu hukuk bürosu çok ciddi miktarda yüklü para cezaları alabilir. Evet, yani bu bir yöntem. Bunu muhakkak yapmanızı rica ediyorum ben. Her ne kadar bu kişiler meslektaşımız olsa da. Yani ben böyle bir şeyi hem taciz olarak kabul ediyorum. Hem kişilerin huzur ve sükununu bozma olarak kabul ediyorum. Hem de kişisel verilerin korunması hakkındaki kanuna aykırı bir uygulama olduğu için bunu ilgili kuruma muhakkak şikayet etsinler. Hakaret konusunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin sebebi de şudur. Sonuçta soyut olarak sadece şikayetçi tarafından ifade edilen bir telefon görüşmesi var. Ve bu telefon görüşmesini kanıtlayacak herhangi bir kayıt ortada yok. Dolayısıyla delil yetersizliğinden büyük ihtimalle kovuşturma yer olmadığı kararı verilmiştir. Evet, bir dostumuz da şöyle yazmış. Bazı çalışanlar da diyor tazminat almak için atılmak adına işe düzensiz geliyor. Geç saatte geliyor. İşte 8 yıllık çalışan örneğim. Kendisini attırmak için yani biz çıkışını vermeyelim diye. İş yerinin düzenini bozuyor. İşveren ne yapacak bu durumda diyor. Bu bir işveren aynı zamanda. Geçerli bir sebeple işe gelmeyen işçiler için, geçerli bir sebep olmadan daha doğrusu işe gelmeyen, devamsızlık yapan işçiler için muhakkak bir tutanak tutsunlar. Her gelmediği gün için tutanak tutulsun. Bu kanunda yazılı belli süreler var. Bir haftada üst üste 3 günü geçemez. Bu işçi, işveren açısından haklı sebeple fesih nedenidir. Bu tutanak devamında işçiden muhakkak bir savunma alınsın. Yani usulü takip edersek işveren olarak, ben bu yüzden söylüyorum, işverenlerin işçilerden daha çok hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyaçları var. Dolayısıyla öncelikle tutanak, işçinin işe gelmediğine ilişkin ve daha sonra işçiden savunma alınması yoluyla işçiye kıdem tazminatı verilmemesini sağlayabilirler. Haklı sebeple fesih hakkı doğurur bu işveren açısından. Evet, yok konuyu sormadım arkadaşlar. Şimdi bir Ezgi Hanım da bir soluklansın. Bir ordu görüntüsü gösterelim. Olcay'dan onu rica ettim. Kamerasının karşısına. Evet, Olcay konuğa bakmak için gitti sanırım ama şimdi biraz önce kameranın karşısına geçiyorsun Olcay. Şöyle bir orduyu gösterelim. Ordu görüntüsü üzerine bir Ünye türküsü çalalım da Ünye'li dostlarımızın da keyfi olsun ama Ünye görüntüleri de yani 3-4 dakikalık canlı canlı görüntü gönderirseniz bize şu saat itibariyle ya da o deminki klip üzerine de nasıl yapalım? Ordu görüntüsüyle mi olsun? Tamam, ordu görüntüsüyle güzel bir Ünye türküsüyle sizi bir baş başa bırakalım. Konumuz soluklansın. Biz de birazdan sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim.
sana emanet. Ağla anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor getir, yâremi ağla. Ağla anam ağla, sen bana ağla. Çifte sevgili izleyiciler, TV 2'de Yeni Gün programı devam ediyor. Bu arada tabii personel arkadaşlarımızdan da zaman zaman sorularını, sıkıntılarını hep aynı şeyi konuşuyoruz ama farkında mısınız? Bir başkasının borcuyla, bir tanıdığınızın, bir yakınınızın borcuyla ilgili gelen telefonlar hepimizi huzursuz ediyor. Bu anlamda hukuk bürolarında çalışan arkadaşlarımıza da iş düşüyor. Yani onlar avukat değiller ama avukatların görevlendirdikleri ve çağrı merkezlerinde çalışan kardeşlerimiz İnsanlarla biraz daha psikolojiyi bilen konuşmalar yaparsa, biraz da üst perdeden konuşmalar yapmazsa daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Şimdi müzik arası konuşurken, Ordu'da bu aralar en fazla hangi konuyla ilgili adli vakalar konuşuluyor dediğimde ilginç bir istatistik söylediniz, şaşırdım da açıkçası. Bu aralar diyorsunuz uyuşturucuyla ilgili olan, bir izleyicimiz de benzer bir şekilde bir yazı yazmış. İzleyicimiz de diyor ki, bu uyuşturucu denilen zehirle ilgili bir telefon konuşmasına takılan bir oğlundan bahsediyor ve 20 yıl gibi bir rakamla başladığını söylüyor. Son dönemde bu hassasiyet Türkiye'de arttı biliyorsunuz. Hükümet bu konuda çok hassas. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Şimdi uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti TCK madde 188'de düzenlenmiş. Bu suçun cezası TCK'da en ağır cezalardan bir tanesi olarak değerlendirebiliriz ve katalog suçlardan birisidir. CMK madde %. Avrupa'da yazılı. Ve Amerika'da da böyle mi? Hayır, çoğu ülkede bu kadar yüklü cezası yok. Kanun maddeleri çok geniş kapsamlı çünkü. Şöyle söyleyeyim. Şimdi uyuşturucu madde imal, uyuşturucu madde ticaretinin cezasıyla uyuşturucu madde bulunmasına aracılık etmenin cezası, kolaylaştırmanın cezası kanun kapsamında neredeyse aynı. Dolayısıyla bu ya örnekle anlatmanızı rica ederim. Örneği şöyle anlatayım. Şimdi uyuşturucu maddeye ulaşmak adına herhangi birisiyle
bir telefon görüşmesi yapıldı. Bu telefon görüşmesinin tespit edilmesi için Ağır Ceza Mahkemesi'nde dinlenmeye ilişkin muhakkak ki karar olması gerekiyor. Her telefon görüşmesi de dinlenmiyor. Bu arada hani böyle bir yanılgı oluşmasın. Diyelim ki böyle bir telefon kaydına takıldık. Dedik ki karşıdaki kişiye, bizle konuşan kişiye, elimde şu uyuşturucu, uyarıcı madde var. Gel evde birlikte bunu tüketelim. Böyle bir telefon görüşmesinin neticeten cezası gerçek anlamda 15 yıldan başlıyor. Çok medyaya yansıyan bir takım haberler oldu. Biliyorsunuz çok ünlü bir şarkıcı uyuşturucu, evet, uyuşturucu sebebiyle uzun süre hapis yattı. Hapis cezası aldı. Ben şimdi ne kadar aldığını hatırlamıyorum ama 5-6 yıl kadar. Uzun süre yani yatarı 5-6 evet. yıl oldu. Yüksek cezası vardı. Bunun sebebi de şuydu. Telefonla arkadaşını davet edip ben de var evde içelim demesiydi. Şimdi Deniz'deki uyuşturucu imal etmemişti. Ticaretini yapmamıştı. Sadece arkadaşıyla ortak içme kararı almıştı. Bu teşvik üzerinden değerlendirilerek cezalandırıldı. Yani ben şimdi bunu savunmuyoruz biz bunu ama bunu savunmuyorum tabii evet. ki onu ifade edecektim. Evet. Bir yanlış algı oluşmasın. Yok, bu da teşvik de tabii ki kanuna ciddi aykırılıkları olan bir suç. Ama şöyle de bir değerlendirme yapılması lazım. Uyuşturucu maddeyi asıl imal edenlere ulaşamıyoruz. Uyuşturucu maddeyi gerçek anlamda ticaretini yapan, bir şekilde Türkiye'ye getiren insanlara ulaşıp gerçek anlamda onları yargılayamıyoruz. Dolayısıyla bu insanlara verdiğimiz cezalarla bu suçu önleyemiyoruz. Bir caydırıcılığı olmuyor. Dolayısıyla ben bu anlamda kanunu yetersiz görüyorum. Yanlış kişilere yanlış yüklü cezalar verildiğini düşünüyorum dolayısıyla. Evet. Asıl kişilerin cezalandırılması gerektiği kanaatindeyim ben. Evet. Son bir soruyla da isterseniz sizinle olan sohbetimizi nihayetlendirelim. Bir izleyicimiz de boşanma davalarındaki icra memuru, pardon, çocukların anne ve babaya verilmesi sırasındaki kullanılan icra memurları rezaleti değişecek. Ne zaman bitecek diyor. Değişecek. Şimdi zaten resmi gazetede yayınlanmak üzere bu kanun değişikliği. Biz bunu ta geçen senesinde konuşmuştuk. O zaman ben evet. torba yasa hakkında bilgilendirme yapmıştım. Şu anda çocuk teslim merkezleri kurulması planlanıyor. Çocuk teslim merkezlerinde de ücretsiz bir şekilde çocuk teslimi yapılacak. Orada uzman kişiler olacak, pedagoglar olacak, psikologlar olacak. Dolayısıyla şimdi yaşanan mağduriyetlerin büyük ölçüde önüne geçirilmiş olacak. Yeni yılda bekleniyor bu yasanın yürürlüğe girmesi. Evet, Sayın avukatımıza teşekkür ediyoruz. Ezgi Karabayraklar. Keyifli bir sohbet oldu. Sabahın bu saatinde bizi kırmadınız yine. Bu arada sevgili izleyiciler, geçtiğimiz günlerde Ezgi Hanım'ı ziyarete gittik ofisine. Ezgi Hanım'ın çalıştığı iş alanının kapısında ilginç bir yazı vardı. Yazıda da şöyle yazıyordu. Lütfen her sabah çöpünü bu iş yerinin önüne bırakan ve döken komşuma sesleniyorum. Senin psikolojik tedavi masraflarını biz Bayraktar Hukuk Bürosu olarak ödemeye razıyız diye bir yazı. Ezgi Hanım, en son golümü atayım da programı öyle bitireyim dedik. Evet, yani neredeyse her yayında bir gol. Ama şöyle, sizin topluma, çevreye ve çevreyle ilgili eylemlere yaptığınız o bütün sıra dışı etkinlikleri biz de takip ediyoruz. Ben oraya bir kamera gönderdim, bugün röportaj da yaptıracağız. Artık yazıyı kaldırır mısınız, kaldırmaz mısınız? Kaldırmayı düşünmüyorsunuz. Yok, kaldırmayacağım. Ama siz olun. Eğer, ama caydırıcı oldu Akın Bey. Artık kimse çöp koymuyor evet. diyorsunuz. Evet, ama şöyle bir dezavantaj durumu var. Kim psikolojik tedaviyle ilgili destek almak istiyorsa oraya gidip de... Yardımcı olurum, hiç sıkıntı yok. Yardımcı olurum. Çok teşekkür ederim. İşin esprisi bir yana programı en katsın diye söyledik. Tabii. Sağ olun, var olun. Sevgili izleyiciler, şimdi mahalli gazetelerimize hızlı bir şekilde bakalım. Programı da nihayetlendirelim. Mahalli basınımızda ne var ne yok. Günün gündemine, haftanın gündemine bir bakalım. Ama bu arada dünkü Ordu Büyükşehir Belediyesi meclis
çalışması ile ilgili bir dostumuz bir video göndermiş. Onu yarına hayır olacak. Hayır, sakin. Evet, bu arada Ezgi Hanım programdan henüz çıkmadı ama Avrupa ülkelerinde üretine ticaretini yapana çok ceza, kullanana yok. Emniyet amirinin arabasında 2 kilogram yakalandı, beraat etti, içiciymiş diye de bir bilgi geldi sevgili Atilla Şimşek'ten. Kendisi programdan çıktı ama o da duydu o sohbeti, o kısmı. Evet, Türkiye'de maalesef böyle. Maalesef böyle derken asıl suçlar yakalanmıyor manasında maalesef diyoruz. Yoksa kim uyuşturucu ticareti yapıyorsa, buna aracılık ediyorsa ve bu illetin içerisindeyse devlet bu konuda çok hassas. Gençlerimizin zehirlenmesi, gençlerimizin haplarla, sentetik haplarla, uyuşturucuyla zehirlenmesine sonuna kadar karşıyız ve bu anlamda yapılan tüm operasyonları da, verilen cezaları da belki biraz şekliyle ve niteliğiyle ilgili eleştirilerimiz olabilir ama destekliyoruz. Fatsa Kent Gazetesi'yle, özür dilerim, Fatsa Gazetesi'yle başlayalım. Önem projesiyle 1975 kişiye ulaşıldı diyor ve vatandaş şikayetçi demişler. Ekipman da para da yetersiz. Neyle ilgili şikayetçi olmuş vatandaşlarımız? Bu vatandaş şikayetçi haberine bir ulaşalım bakalım. Vatandaşımızın şikayeti Fatsa'da hangi konudaymış? Evet, PTT Fatsa şubesinde işlemlerini halletmek için giden vatandaşlar oluşan uzun kuyruklardan ve bankamatikte para olmamasından şikayetçi. Fatsa'da hizmet veren PTT şubesi son günlerde vatandaşın tepkisini çekmeye başladı diyor Fatsa'daki gazeteci arkadaşlarımızın yazdığı bir haber. Ve işlemlerini halletmek için PTT binasına giden vatandaşlardan oluşan uzun kuyruk herkesin ortak şikayeti diyor Fatsa gazetesinin haberi böyle. PTT başmüdürümüze, sevgili Şinasi Bey'e ve PTT yetkililerine duyurulur arkadaşlar. Bir diğer gazetemize bakalım. Haber turumuz devam etsin mahalli basınla. Evet, Afiş gazetesi OBB örnek olacak demiş. OBB niye örnek olmuş? Onu da size gösterelim. Dün yapılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı evet Kasım ayı toplantısında Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda yine önemli kararlar alındı. Hüseyin İlhan adı tutkun olduğu sporla yaşayacak demişler. Hemen yan tarafında Ulugöl doğa severlerin akınına uğradı diyor. Bu aralar tam Ulugöl'e gitme zamanı. Hani fotoğraf merakınız da varsa Ulugöl'ün hani bu yaprakların döküldüğü yeşilin artık kahverengiye tonlarını, griye tonlarını bıraktığı ve Ulugöl'ün o eşsiz manzarasıyla o keyifli noktada dostlarınızla, arkadaşlarınızla gezeceğiniz bir görünüm büründü. Onu da söyleyelim diyelim. Hepiniz de Ulugöl'e beklediğimizi bir kere daha söyleyelim. Valla bilmiyoruz, Gölköy Belediyesi'nden bir plaket bekliyoruz, onu söyleyelim. Ulugöl'ün reklamını çok fazla yapıyoruz ama Ordu'nun her köşesi ayrı güzel. Şimdi zaman zaman arkadaşlarımız diyorlar ki ya Gürcistan turu varmış, Tiflis'e gidelim, Batum'a gidelim. Soruyorum, Ulugöl'e gittiniz mi? Gittiniz. Ulugöl'e gittiniz mi? Gittiniz, tamam. Sefat, Ulugöl'e gittin mi? Evet. Güzel. Buradakiler sınıfı geçtiler ama size soruyorum, Ulugöl'e gittiniz mi? Ya da Ulugöl'ün o güzelliklerini gördünüz mü? Görmediyseniz mutlaka hem siz hem de il dışından gelen misafirlerinizi Ulugöl'e mutlaka götürünüz. Peki Küpkaya Kanyonu'na gittiniz mi? Ya da Akkuş'un o eşsiz ormanlarını gördünüz mü? Ya da Aybastlı'nın yaylasını, Küpkaya Kanyonu'na gittiniz mi? Ulubeylisiniz. Gitmediniz. Çok güzel. Ulubeyli bir kardeşimiz burada. Henüz daha sevgili Fedai Bayram'ın Küpkaya Kanyonu'ndaki o eşsiz... Yok Ezgi Hanım, sizin olduğunuzu söylemedim. Sıkıntı yok. Küpkaya Kanyonu'nu da mutlaka görmeniz gerekiyor. Tıpkı Perşembe'deki Yason'u görmeniz gerektiği gibi. Turna suyundaki o Turna Suyu Vadisi'ni ve oradaki piknik alanlarını görmeniz gerektiği gibi. Tıpkı Ünye'ye gittiğinizde, tabii Ünye'nin en güzel tepesi Çakırtepe'den Ünye'ye bakıp o meşhur karışık pidesinden yemeniz gerektiği gibi diyelim. Evet, bir diğer gazetemize bakalım hemen hızlı bir şekilde, yavaş yavaş da programın son 3-4 dakikası. Evet, milyonlar fidan dikiyor,
İki şirket katlediyor demişler. Bir çevre haberini dikkate almışlar. Çevreyle ilgili verilen bir haber. Bu konuyla ilgili Orada Hayat Gazetesi'nin haberi önemsiyoruz demiş Hayat Gazetesi. Evet, bir başka gazetemizle devam edelim sevgili Sefat. Hürses Gazetesi ek başvuruya gerek yok demişler. Bu arada iki vekilden kampanya destek. Hangi iki vekilimiz bu kampanyaya destek vermişler? O haberi bir yakınlaşalım istersen. Bu arada evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Milletvekili Operatör Doktor Şenel Yedi Yıldız ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Engiyurt 11 milyon fidan dikme kampanyasında demişler ki bizim de birer dikili ağacımız olsun, biz de bu kampanyaya destek verelim. Hürses Gazetesi'nin verdiği bir haber. Diğer gazetelerimize de zaman kalsın diye kısa kısa başka gazeteleri de geçelim. Ordu Olay Gazetesi, bakın, tartışmalı imar değişikliği ile ilgili yargı durdurdu. Özel proje alanında kamu yararı yok. Bu konu çok konuşulmuştu. Buraya bir otel yapılması düşünülmüştü. Ordu'daki stadı yapan firmanın yetkilileri Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nin yanındaki o boş alanı almışlar idi. Daha sonra burayı özel proje alanı olarak Büyükşehir'den aldıkları izinle bir otel yapacaklardı ama Samsun Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme kararında Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hukuka uyarlık davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında hukuka isabet görülmemiştir dedi. Aslında Ezgi Hanım hala stüdyoda, bu konuyu kendisine soralım mı? Çevreyle ilgili son dönemde çok fazla sıkıntılı noktalar oldu. Mahkemelerin verdiği kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben mahkemenin kararını doğru olarak değerlendiriyorum. Tabii ki biz değerlendirme merci değiliz ama ben hukukçu görüşüm böyle. Zaten özel projelendirme alanı kanunu dolaşmak için yapılan, uydurulmuş amiyane tabirle bir projedir yani. Bu kullanılarak şimdi ya sona bile otel yapılması açıklandı o. Sit alanında değil de sit alanının yukarısındaki yolun üstüne yapılacak. Çok konuda bir bilgi eksikliği var. Çok güzel. Eğer öyleyse için rahatladı. Dün belediye başkanı açıklama yaptı. Ama dediğim gibi şu anda Ordu'da da baktığımız zaman ne kıyı kanununa uygun çekme mesafesi dikkate alınarak kafeler konumlandırılıyor. Son dönemde kafelerin o sundurmaları çok fazla konuşuluyor. İzin ya olmadı. Sundurma önemli değil Akın Bey. Çekme mesafesi var. Bu ya da yani denize belli bir uzaklıkta olmamız lazım, daha düzgün Türkçe veya mealiyle söyleyeyim. Deniz kenarında işletmeler ne bu kanuna uyuyor ne deniz kenarındaki oteller kanuna uyuyor. Yani yine belde evlerin yıkım kararı çıktı. Belde evlerin konumlandığı yer tamamen şehrin silüetini baltalayan bir bölge. Yani özel projelendirme alanı dediğimiz şey, özel olarak nereye istiyorsak oraya bir bina dikelim. Biraz daha biçimlendirilmiş hali. Evet. Hukuka aykırıdır. Ben öyle düşünüyorum. Evet, artık bundan sonra gazete haberlerini okurken yanımızda bir hukukçu olması lazım diyelim ama bu konu çok fazla konuşuldu. Tabii bu konuda biraz önce mesela reklam arasında dışarı çıktık, orada arkadaşlarımız abi belde evler ne olacak dedi. Yani bir taraftan hukukun kuralları gereğince belediyenin yaptığı bir projede şimdi belediyenin tekrar karşı çıkıyor olması çok ciddi bir kamu zararı doğuruyor. Diğer taraftan da biz zaten burada 3 emsal yapılmasına karşıydık diyen firma yetkilileri ve onların mağduriyeti ve ortaya çıkan rakamların huzursuzluğundan duyuyoruz ki mesela Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk birimindeki yetkilisi o projenin iptaliyle ilgili olan karara imza atmadığı için görevi bırakıyor ya da görevden alınıyor. İmar müdürü aynı şekilde görevi bırakıyor ya da görevden alınıyor. Yani nedir tam onu bilmiyoruz ama. Faturayı birilerinin çıkartmak evet. Gerekir. Yani sorumlu olan kişiler tabii ki bedelini öder. Belediye asla hukuka aykırı bir işlem yapmayacak diye bir şey yok. Belediye hukuka aykırı bir işlem yaparsa bu işlem evlilikle düzeltilir. Belde evlerde yaşanan da bu bence. Evet ama tabii diğer taraftan da kamuoyu şu anda en fazla şunu konuşuyor. Yıkabilecekler mi yoksa
başka bir şey mi olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Diğer taraftan da firma sahipleriyle de konuşuyoruz. Onlar da başka mağduriyetlerini ve kamuoyuna şu anda hukukun vereceği kararlara saygı duydukları için bir müddet daha bekleyip bilgilendirme şimdilik yapmama kararı aldıklarını söylüyorlar. Bu konu daha ordunun gündeminde çok kalacak. Size teşekkür ediyorum. Böyle bu arada stüdyoda bekliyor idi. Ben böyle biraz böyle bir emrivaki yaptım. Sağ olun. Orada Olay Gazetesi'ndeki bir başka habere bakalım. Olay Gazetesi'nde bir diğer gazetemizle mi devam ediyoruz? Tamam, diğer gazetemizle devam edelim Sefat. Teşekkür ediyorum. Sefat orada şaşırdı. Ben o kadar çok aynı anda çok istek yapıyorum ki Sefat ve burada orada bulunan 4 tane arkadaşımız 5 kişi benim istek ve taleplerime yetişemiyor diyeceğim ama bir tek Sefat var, onu da söyleyelim. Evet, kendimiz üretip kendimiz satacağız. Mehmet Hilmi Güler göreve geldiğinden bu yana birçok başarılı projeyi hayata geçirmek için çabalıyor. Tarım alanında da bakın Mehmet Hilmi Güler Büyükşehir Belediyesi ile Ordil Tarım Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü kapsamı altında örtü alt yetiştiriciliğini geliştirme projesi. Bu haberi vermiş miydik Sefat? 10. haberi vermemiştik değil mi? Yapacaklarını söylemiş. Zaten programda sonuna geldik. Bu haberimizi verelim. Bu haberle birlikte de Yeni Gün programını nihayetlendirelim. Yarın sabah saatler 7.30'u gösterdiğinde görüşmek üzere derken program sonundaki sloganımızla veda edelim. Hayatı ve haberleri paylaşmak adına size bir telefon kadar yakınız. Haberinizden haberimiz, hayatınızdan haberimiz olsun. Hoşçakalın. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordil Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen örtü altı sebze yetiştiriciliğini geliştirme projesi tüm hızıyla devam ediyor. Ordu'da tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretimle ilgili olarak kullanılamayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan projenin ilk etap çalışmalarına başlandı. Başkan Güler tarım alanında Ordu'da önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Üreticiler Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen örtü altı sebze yetiştiriciliğini geliştirme projesinden memnun olduklarını ifade etti. Ordu Büyükşehir'den aldığım destekle teşekkür ediyorum herkese. İBE desteğine yararlandım. Bakanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir gübre projesi olduğunda çok mutlu olduk. Çünkü benim asıl yapmak istediğimiz üretim. O yüzden bize de destek oldular, sağ olsunlar. Ben de işte düşüncelerime göre 5 yıl sonra ihracata yönelebileceğiz. 5 yıl içinde bütün Karadeniz'in çiçek ihtiyacını ve Türkiye'deki Türkiye yurt içindeki bazı çiçek ihtiyacını karşılayacağız.